Evet, yine geldik Hello. karşınızdayız arkadaşlar. Bu akşam sizlerle Void'i konuşacağız. Shadow da diyebiliriz, gölge de diyebilirsiniz, karanlık da diyebilirsiniz. İstediğiniz her şey diyebilirsiniz çünkü ne olduğu tam olarak zaten bilinmiyor. Bilinmediği için de zaten orada kendine yer etti ve Cosmic Chart'ta. Bu ara Wowhead'de yayınlanan yeni Cosmic Chart'ı koydum ekranlarınızın önüne. En altta, direkt orta en altta bu akşam konuşacağımız yeri görebilirsiniz. Mor şeklinde tasvir edilen yeri diyelim. Evet, Void'i konuşacağız. Bu akşam ben Murat Han'dan müthiş bir performans bekliyorum. Evet. Geçen Kendisine haftaki gibi. evet kendisine Bu kol kapattı. yaraşır ve çok böyle nasıl söyleyeyim hakim olduğu bir konu. Zaten yayın öncesinde de aslında birkaç bir nasıl söyleyeyim alt detay vermişti. Girebileceği yerler, uzatabileceği yerler. Bugün onun ne derler? Release the Kraken diyorum ve unleash yapıyorum onu. Hani istediği şekilde dağıtıp ortalığa Evet. şey yapabilir. Fikirlerini konuşabilir. Ama bir lore konseyi klasiği olarak yine görkemden başlamadan önce, ansiklopedik bilgiye erişmeden önce bir konu başlıklarımızı sıralayalım. Görkem'in naçizane hazırladığı arkadaşlar. Konu başlıkları Void nedir? Sargeras'ın Void'i keşfi. Void Lordlar kimlerdir? Amaçları nelerdir? Dimensius, Pandemonium, Ethereal gezegeni, Kharash ve Naruturu. Şimdi. Narular versus Void'ler. Shadow Enerjisi kim nasıl kullanılır? Shadow Enerjisi nedir? Old God'lar nedir ve amaçları nelerdir diyeceğiz ve Orası free. bu arada evet Koraycığım teşekkür ediyoruz desteğiniz için Teşekkür diyoruz ve ederiz. Kes özellikle. Void nedir sorusuyla Görkem'e bağlanıyoruz. Evet Görkem sendeyiz. Herkese merhaba. Şimdi tabii bu aşamaya kadar aslında bizi düzenli takip edenler Nauru ve Light konusunda buna biraz böyle ucundan değindik. En azından bir fikirleri olmuştur Void ile ilgili. Şimdi tabii orada çok derinlemesine giremedik. Zaten çok da gizemli bir konu. Özellikle de Warcraft böyle developerları bunu gayet gizemli ve böyle ne olduğunu bize göstermeden işliyorlar. Ki böyle bilinmeyen bir tehlike olsun diye. Gerçekten de öyle. Warcraft evrenindeki bilinmeyen karanlık bir tehlike ve bildiğimiz hikayenin ve işte açıklanan lore'daki kayıtlı olan kanondaki son savaşın Void War olacağını biliyoruz. Yani Void Savaşı olacak. Void Savaşı'nın da başında işte yaşlı halini gördüğümüz Anduin olacak. Bir çizgi romanda Son of Wolf çizgi romanında bunu açıkladılar. Daha önce son karelerde böyle ufak bir artık ne diyeyim teaser verdiler. Bildiğimiz o yüzden Warcraft evreninin yani gidişatındaki son konu şu anda bu. Son konu olacak kadar neden Void bu kadar önemli? Çünkü Warcraft evrenini oluşturan iki temel ana güçten bir tanesi Void. Diğeri de Light zaten onu anlatmıştık. Bize anlatılana göre Chronicle'da evren oluştuğunda yani daha öncesinde her şey Light'tı ve ama ilk böyle ufak bölgeler boş kalmaya başladı. Oradaki karanlık da yoğunlaşarak işte Void'u oluşturdu ve Void'le Light'ın çarpışmasından oluşan patlamayla da fiziksel evren oluştu diye anlatıyor. Şimdi tabii fiziksel evren oluştuğunda aslında işte bizim gördüğümüz ve karakterlerimizin içinde bulunduğu evren Light'ın oluşturduğu fiziksel hem fiziksel madde ve işte yaşayan varlıklar üzerinden biz bunu gözlemliyoruz. Ama bu evrenin bir de ters ve bizim göremediğimiz bir boyutu var. O da Void boyutu. Bunu ikisinin arasında da Twisting Nether var. Şimdi bunlar yer yer birbirinin içine de giriyor. Bizim gördüğümüz evrenin mesela işte bunu şeyde çok güzel görüyoruz. Horrific Visions'a girdiğinizde işte oranın Nuzzot'un hayal ettiği versiyonunu görüyorsunuz. Orası işte o Void'in içindeki halinin Nuzzot'un görmek istediği versiyonu. Gerçek hali değil ama bir alternatif evren gibi ve işte nasıl alternatif Draenor vardı işte o orada farklı şekilde gelişiyordu olaylar ufak detaylar farklıydı. Bu da
işte Void'in etkisiyle dönüşebileceği versiyonu. Ve şu anda bizim evrenimizi tehdit eden en büyük güç de bu. Çünkü Void bütün evreni kendi ana maddesine dönüştürüp kendisi hakim güç olmaya çalışıyor. Light da tabii şu anda kurduğu düzeni ve işte oluşmuş kendi halinde devinim halinde olan doğal düzeni korumaya çalışıyor. O yüzden aslında ilk bakışta Light iyi ve işte Void kötü gibi gözüküyor ama bunu şöyle de görebilirsiniz. Yer yer Void'in işte kullanıcıları ve işte Void'e artık ait hale gelmiş fiziksel evrendeki üyeleri bunu şöyle de anlatıyorlar. Aslında işte biz baskılanan bir gücüz. İşte eşitlik istiyoruz. Biz çok daha serbestiz ama Light çok katı ve işte sadece kendi hayal ettiği ve tasarladığı yaşamı size yaşattırıyor. İşte biz çok daha özgürlükçüyüz. Çok daha işte nasıl diyeyim? Özgür iradeyi ön planda tutuyoruz ve işte delilik olarak gözüken şey aslında sizin işte gerçek potansiyeliniz gibi böyle bir propagandaları var. O yüzden ikisi bu iki güç evreni işte Warcraft evrenini bu şekilde bu mantıkla ele geçirmeye çalışıyor. Void'in tabii Sargeras kısmına geçeyim. Void'le fiziksel evrende ilk o olaydan işte haberdar olan ve bunun ne olduğunu fark eden Titanların tarafında Sargeras. Sargeras işte o zaman tabii daha iyi Titanlardan biri dönüşme tarafından. Ve bir işte Demon'ları tek tek işte avlayıp yok ederken ya da hapsederken bir gezegenle karşılaşıyor. Gezegenin üstü tamamen işte Old God'lar tarafından böyle işgal edilmiş halde ve hakim... Ve onları araştıran Dreadnought'lar var. Aynen. Hem onları işte araştıran hem de o gezegen üstünde hakim yönetici ırk haline gelmiş bir Dreadlord klanı var orada. Ve Sargeras önce bunları sorguya çekiyor. Kendi işte iletişim kurabildiği tek yaratık o olduğu için. Çünkü Old God'ları anlamıyor. O böyle bir hastalık gibi gözüküyor gözüne. Onların farklı varlıklar olduğunu, bilinçleri olduğunu anlamıyor ilk bakışta. Ve bu Dreadlord'ları sorguya çekip işte bu karanlık gücün nereden geldiğini öğreniyor ve bunun kaynağının işte Old God'lar da değil, onları gönderen Void Lord'lar olduğunu oradaki Dreadlord'lar anlatıyor. Daha sonra işte o gezegenin içinde bir Titan ruhunun uyumakta olduğunu da fark ediyor Sargeras ve bunun kurtarılamayacak derecede bozulduğunu, korapt halde olduğunu hissediyor ve bu gezegeni yok etmeye karar veriyor ve bundan sonra işte o Chronicle'daki o sahne oluyor ve gezegeni ortadan ikiye bölüp kılıcıyla yok ediyor. Zaten bundan sonra Sargeras işte evren demek ki bozulmaya açık bir düzen içerisinde bunu fark ediyor ve işte Titanlara gidip o Titan bölümünde de anlattığımız gibi bu konuyu tartışıyor ve Titanları işte yok ediyor. Kendi aralarında bir savaş başlıyor ve Sargeras işte bugün bildiğimiz Darkseid versiyonuna dönüşüyor. Karanlık tarafa geçiyor bir nevi. Ve bu yüzden Void'e karşı İşte Burning Legion'ı kuruyor. Onu da bir önceki bölümde anlatmıştık zaten. Bu yüzden işte yani Titanların bile açısından nasıl böyle büyük bir güç olduğunda bu olaydan anlıyoruz. Demek ki çok tehdit olarak görülen ve karşı duramayacakları bir güç. Ve zaten Void'in de amacı bildiğimiz kadarıyla fiziksel evrende doğmamış Titanlardan işte birini ele geçirip fiziksel evrene hakim olmak ve şu anda işte bizim gezegenimizdeki doğmamış Titan Azeroth'ta işte bildiğimiz Old God'ların etkisi altında ve ne kadar bozulmuş, bozulmamış mı, kurtarılabilir mi, işte doğmadan önce bunları bilemiyoruz. Elimizden geldiğince işte gezegenimizi kendimiz işte o karakterlerimizle korumaya çalışıyoruz. İşte en sonda Nuzzot'a karşı bu mücadeleyi verdik. Daha önce işte Katun ve Yogg-Saron'a karşı verdik bunu. İşte zaten bir de Yesaraj var. Onu da ilk bizim gezegeni Titanlar keşfettiğinde Amantul eliyle söküp parçalıyor ve işte Yesaraj'ın
parçaları yüzeye düşüyor falan. O kısmı da sonda ayrıca detaylı olarak anlatayım. Ama ilk intiba olarak işte Void bu ve bu yüzden bu kadar büyük bir güç kaynağı, bu kadar önemli. İşte Void'i yöneten de Void Lordlar olarak geçiyor ve onları da ilahare anlatayım. Evet, Murat Han'ın görüşlerini alayım. Evet, aslında merak ediyorum. Yani, Void nedir? Void'in ne olduğuna. Evet evet. Yani biraz yani da şey de görken... anlatabilirsin. Kendi kişisel görüşünü, yani kişisel görüşünü derken. Evet. Yani Warcraft evreninde Void'le tanıştın. Yani neler istedin? Tabii canım. Görkem çünkü şey bilgileri verdi zaten. Hani aslında bu yeterli verdi. Ben Void'i Warlords of Draenor'da başladığım için aslında Shadow Moon Connery'i gördüm. Nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir teması olduğunu. Yani hoşuma da gitti. Hani bunlar böyle hani ne yapıyorlar böyle hani düğünün tarzı falan hoşuma gitmişti. Daha sonra bir Uldağar'da Yoksaron'la savaşınca bu ne böyle bu yaratık? Yani bu böyle cool da konuşuyor böyle madness falan diye. Dedim araştırayım. Oradan çok hoşuma gittiler işte hani bu işte Dreaming ya da işte o madness konulara yakınlıkları Void'un vesaire. Hani böyle tanıştım ben. Önce Shadow Moon Kulu'na sonra da Uldağar'la tanışmıştım. Yani Void aslında aynen Light gibi tek derdi evrene yayılıp hakimi olmak. Ama bunu işte Light'ın aksine liberal bir vaat veriyor diyelim artık. Yani Light gibi tyrannik bir dominasyon yerine liberal. İşte herkes ölüyor, herkes kafasına göre takılıyor. Ama delireceksiniz diyor karşılığında. Ama işte delirmeyi de aslında özgürlük olarak veriyor. Çünkü Lovecraft'ın mitosunda da Old One'lar yani bu işte Kutulu ve tayfası, hatta daha onların tepesindeki canlılar böyle insanlara verecekleri deliliği aslında özgürlük olarak düşünüyorlar. Kaos hani. Bu arada çok kısa bir araya özgürlük. Girebilir miyim? Şey, bu Void kısmı komple az önce Murat Han'ın da söylediği gibi direkt H.P. Lovecraft'ın Kutulu'nun çağrısı hikayelerinden esinlenmiş. Evet, tamamen oradan. Çok fazla şey zaten esinlenme olmuş bir tema, o Kutulu teması. İşte hani onların düşüncesine göre insanları kendi düşüncelerine özgür kılacaklarını düşünüyorlar. İşte sonsuz özgürlük. Yani bu sonsuz özgürlük şöyle bir şey ama hani öldürme hakkın da var. Yani nasıl diyeyim? Şu anki ahlak düşünce kurallarının tamamen dışında ahlak yok aslında burada. Yani öyle bir sınırlamalar hiçbir şey yok. Tamamen özgürlük. Onlar buna sonsuz özgürlük ve aslında kendileri hediye olarak görüyorlar bunu. E şimdi Outcut'lar da bunu bir açıdan hediye olarak görüyorlar. Evet, WoW'daki versiyonunda. Yani şöyle düşünün. Bunu Titan şeyinde de konuşmuştuk. Yani Titanlar bizi ırkları böyle iradesiz ve hani sadece onların istediklerini yapmaya yönelik yaratmışken Yoksaron şu an oynadığınız ırkların temelini attı aslında. Yani Raikul'ları Human'lara çevirdi, irade verdi. İşte demir cüceleri cüce ve noma çevirdi. Ve bunların temellerini attı hani. Arn'ın işte Dark Troll'lar falan vardı. Onlar Old Cut'larla alakalı değil. Ama o zamanlarda vardı onlar. Hani şu anki pek çok ırkın temelini Yoksaron attı. Ve hatta şey... Ilginot'un bir whisper'ı şey der hani. Ten onun hediyesi o sizin gerçek yaratıcı diye. Çünkü... Hani Titanların yarattığı... Demirden ve iradesiz ırklara... Aslında yaşama ve seçme ve kader hakkı verdi Yoksaron. Tabi bunun karşılığında... Şey işte... Corruption. Güya. Güya değil, Corruption. Evet. Böyle de bir anahtar nokta var. Evet, hani delirtilmeye açık hale geliyorlar. Kendi iradene sahip olma karşılığında. Yani Warcraft'taki diğer pek çok hani görkemli de bilinmezlikleriyle aslında çok ilgi çekiyorlardı. Öyle yani. Warcraft'taki diğer pek çok temadan daha orijinal ve ilgi çekiciler aslında. Hani şu an Shadowlands'da çok hype'lı bir tema.
onu kabul ediyoruz. J'dir, R'dir vesaire ama bunlar mesela daha bilindik ve net konular. Hani elinde J'dir'in işte, Arbiter'in işte, ne bileyim, ölüm diyarı. Hani böyle Titanic, böyle daha elle tutulur konular var. Bunda o yok çok. Mesela insanlar hani Blizzard 8.3'te bunu çok güzel işlediğinde insanlar tamamen bir kısım beyinleri yandı bir süre. Hani hani bu Neolata gerçek mi değil mi? Bu sinematik ne işte, bu işte after all what is real falan, hani ne bu böyle diye. Hani zaten Void'in ve yani Lovecraft'taki yüce eskilerinde en önemli imzalarından biri zaten gerçekte hayali ait ettirememeliyiz. Peki Warcraft'ın lore'unda bu tarz hareketler görür müyüz? Yani bilinmeyen başka bir yüce eskiler görülür mü? Ya da işte uyandığı zaman, ki zaten hani Azeroth'un öyle olduğunu konuşmuştuk bir ara, hatırlarsan seninle. Evet. Uyandığı... Ama o şu an pek çok şeyle çelişiyor. Sadece güzel bir şey. Hayır yani direkt Azeroth olgusundan bahsetmiyorum. Demek istediğim şu, yani Void tarafında henüz bilmediğimiz, açmadığımız kapılar var. Doğru muyum? Yani çok var değil mi? Gitmediğimiz yani, ve uyandığı ben... zaman büyük tehdit ha. olacak oluşumlar evet. var gibi duruyor yani. Mesela ben Görkem'e şeyde katılmayacağım. Ben oyunun sonunda Anduin komiyor olduğunu hala düşünmüyorum. Nasıl yani? Hani o bildiğimiz kadarı yani, o ya şeyin... Bildiğimiz kadarı evet. Çünkü oyunun sonu değil. Yani, hatta bence o onun gerçekleşeceğini söylediler mi? Kesin olarak gerçekleşecek. Yani kanon dediler onu. Tamam. Çünkü hani ben onu şey diye düşünüyordum bir dönem, hani bir ihtimal olarak koydular ama twist gelebilir diye düşünüyordum. Ha, yok. Onu hani soruldu o hakikaten. Şey, kanon mu bu işte, Anduin böyle olacak mı? Evet, orası kanon ama... Peki savaşın Void'e karşı olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Void War. Onu biliyoruz. Yani o zaman ben orada acaba insanlara şu an Zot seçim verdiler ya mesela. O savaşta da ben orada olmak zorunda mıyım mesela? Verin. Göreceğiz. Yok. Göreceğiz. Yani belki ona dair bir seçim şeyi verecekler illa. Şey, bilinmezlik diyoruz ya. Cevap da öyleydi zaten. O işte, o sadece o oraya, oradan bir an yani, oraya nasıl gideceğiz ya da ne tarafında olacağız işin, işte o kısımlar belli değil. İşte yolculuk önemli olan gibi bir böyle cevap vermişlerdi ona. Mesela hani Zot'un da hep söylediği sözlere bakarsanız, hani bize bir hediye ver, göz hediyesi ve işte bütün gerçekleri gör. İşte gözünden saklanan gerçekleri fark et falan kısımda konuşuyordu. Yani bunu daha ileride konuşuruz da, Orkatlara güvenip güvenmemek hani oyunun Blizzard'ın verdiği şeylere bağlı biraz. Evet, tabii canım. Hani, bu araya sıkıştırabileceğim çok güzel bir soru geldi. İmalara. Shadowlands'te yeni bir Orkat çıkar mı karşımıza? Hayır. Yok. Çıkmayacak çünkü 4 tane olduğunu. Chronicles şeyi en azından biliyoruz. Ama evet. Tabii Chronicles standart vakit açılı yazıldığı için belki bir 5. vardır da Shadowlands'da olmaz. 5. işte Zalatat diye geçiyor. Ha, evet, yüksek ihtimalle Zalatat onda öldürürler. Gelir mi o belli değil. Yani gelmez büyük ihtimal. Yani ama o zaman şeyi söyleyelim. Shadowlands'e ciddi bir Void ve Light saldırısı var. Evet. Yani Void'le ilgili bir şeyler göreceğiz Shadowlands'e. Aynı şekilde Light'la da alakalı. Ama o direkt çünkü... genel kozmik savaşla alakalı bir şeyler gibi duruyor yani. Evet. Şu anda Alpha'da hani... gördüğümüz kadarıyla. Evet, hani Shadowlands'taki anima yani enerji konusu. Hem Light hem de Void elde etmek istiyor. Ya ben Void'e ölümüne güvenmem çünkü neticede beni tüketmek istiyor ama Light'tan daha fazla güvenmem. Yani Light ve Titanlardan kat be kat daha fazla güvenmem. Ama genel olarak şey hep tatlı gelir yani, böyle Star Wars'ta da bunu görürüz Sith tarafında. İşte evet. Özgürlük ve hani irade şeyi açıklığı, yani sana sınırsız güç evet. bahşediyor. O biraz tatlı gelir ama bilinmeze doğru çektiği için de korkutur. Diyeyim ve Murat'an biliyorum yani, saz elini aldı mı devam eder. Ben şimdi sazı hazır almışken. Ha, söyle. Dur Eda konuşuyor bir dakika. Wait a second. Bir de Light'ta çok içli dışlı olduğumuz için, bu zamana kadar çok iyi tanıdığımız için.
ona karşı bir şey olur. Böyle bir ya aslında negatif. Light gelip de böyle Zebellah gibi inip negatif işte ben Light merhaba tanışım diye Titan. Titanlar hı. Yüzünden. Belki o yüzden onlara güvenimizin daha az olması normal yani. Ya bu ama genel çok iyi tanımıyoruz. Genel bir şeyine bakacak olursan günlük yaşantına yani atıyorum senin önüne iki tane kapı çıksa biri böyle parlıyorsa diğeri karanlıklar içinden bir şeyler böyle tentakıllar çıkıyorsa sen de ışıklı olanı tercih edersin yani. Evet. Korkudan dolayı. Yani evet. Ama sen güvenli gelir. Güvenli gelir biliyor olsan o tentakılların evet. Sana özgürlük sunduğunu belki gidersin. Aynen. Ama belki. Diyorum ve ansiklopedik bilgi abi. Sana bundan sonra söyleyeceğim. Void Lordlar kimdir abi? Amaçlarına geçme. Evet. Şimdi güzel yerde bıraktık katkatan. Şimdi bu işte Naru bölümünde anlattığımız aslında işte fiziksel hale yani bunlar yoğunlaştığı zaman nasıl işte her güç kaynağında bir o güç kaynağının yoğunlaştığında oluşturduğu bir varlık var. İşte Light yoğunlaştığında Naru'lar oluşuyor. İşte Arcane yoğunlaştığında Titanlar oluşuyor. Void da yoğunlaştığında Void Lord'lar oluşuyor. Ve Void'in iradesi olarak gözüken şey aslında bu Void Lord'ların ve Void boyutundaki işte yönetici ırkın fiziksel evrene yapmaya çalıştığı müdahaleler aslında. Ve bunu yöneten ırk da işte Void Lord diye geçiyor. Bunların bizim evrenimizde gözükmüş versiyonları da var. Ama bildiğimiz de şu, bizim evrenimizde fiziksel olarak bir arada kalabilmek için normal Void boyutunda olduğundan çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Ve bizim fiziksel evrenimizdeki hakim enerji de Arcane olduğu için çevrelerindeki bütün Arcane ve işte ne varsa emiyorlar. Kara delik gibi adeta. Ve bu tabii oradaki fiziksel yapıyı ve işte oradaki düzeni bozuyor. Bunun yaşanmış bir versiyonu var. Dimensius diye bir tane Void Lord. Bugün Ethereal olarak bildiğimiz ırkın gezegeninde işte ortaya çıkıyor. Fiziksel evrende orada ortaya çıkıyor ve fiziksel olarak bir arada kalmak için o anda çevresinde ne varsa emiyor ve işte en yakındaki gezegen de Karesh olduğu için Ethereal'ların gezegeni bunu tamamen emiyor ve oradaki yaşayan ırkın fiziksel bütün özellikleri de işte Dimensius'a doğru işte akmaya başlıyor ve bu yüzden fiziksel formlarını kaybediyorlar. Ama işte bu o kadar hızlı ve çabuk oluyor ki enerji halleri Arcane olan kısımları kalıyor ve bunlar işte Ethereal olarak işte Ethereal form olarak bu canlılar işte yaşamaya devam ediyor ama tabii gezegenleri yok oluyor. Kendilerini bir arada tutabilmek için de işte gördüğünüz mumyavari işte büyülü kumaşları etraflarına sarıyorlar. Fiziksel formlarına yakın bir işte form sağlayabilmek için. İşte yaşamlarını devam edebilmek için. Ama işte Dimensius bunu yaptığında tabii tek başına değil yanında bir de işte Pandemonius diye bir tane Void Lord var. Onun işte sağ kolu kumandanı gibi. İkisi de böyle o anda işte fiziksel evrende kalıp verebildikleri kadar yani bilgiyi Void tarafına aktarmaya çalışıyorlar. Ve bu sırada işte orada bir nevi işte üs kurup işte geçit kapısı devamlı giriş çıkışı sağlayabilecek bir konum oluşturmaya çalışıyorlar ama bunun için güçleri yetmiyor ve bir nevi işte çekiyorlar, işte küçülüyorlar ve gerçek formlarından çok daha küçük ve güçsüz halde fiziksel evrende gözüküyorlar. Daha sonra zaten intikam almak için işte Ethereal'ların section işte neydi adı unuttum şimdi de hemen kopya çekeyim. Ben bu arada Ethereal'ların şeyini linkini gönderdim WoW Gamepedia'nın şeyinden. Hani hatırlamak isteyenler o tipler nasıldı oradan bakabilirler. Bu arada Ethereal'ların bir tane karşıt bir de şu an WoW'de hizmet eden tapan. Evet işte o yüzden sınırına baktım. Aynen. Ha, Ethereum var bir de işte Protector. Ethereum ne ya? Yani, aynen şey faction'ları var. Ethereum olan işte eski Karesh gezegenindeki yönetici faction ve işte Dimensius'a intikam yemin ediyorlar gezegenimizi ve işte düzenimizi yok ettiği intikam alacağız diye. Bunlar daha sonra işte
oynadıysan işte Burning Crusade'in o Mana Storm olan kısmında işte Nether Storm olan kısmında. Merchant olarak takılıyorlar. Ha, aynen ve işte bizim işte kahramanımızın yardım etmesiyle Dimensius'u tekrar getirip o güçsüz halinde orada öldürüyorlar. Biz de tabii yardım ediyoruz buna. Yani koskoca Void Lord'u nasıl öldürüyoruz? Yani o kadar? Orada bir Void Lord ölüyor. Evet, evet, aynen. Hatta sonra da işte öteki işte ama Ethereum bir şey diyeceğim şey yani. Görkem, senin şu an bahsettiğin de Burning Crusade Lord abi ya. Yani ama yok. Zaten arada şakayla konuşuyoruz. Gerçekten. Yani he? Şu anda çakışma yok onunla ilgili. Yani şeyin çünkü veriyor işte. Chronicle'da şeyi anlatıyor işte bizim fiziksel evrenimizde var olmak için nasıl güç harcadığını ve işte nasıl gerçek... Tabii tabii yani gerçek gücünde ve gerçek boyutunda değil sonuçta öldürüldüğünde. O yüzden o sayede öldürebiliyoruz yani. Nasıl işte Old God'ları işte böyle zincirliyken, hapis haldeyken işte öldürüyoruz da pasif hale geçiyor. Kafalarına vurarak öldürebiliyoruz. Yani anca öyle. Bunda da öyle bir durum var. Zaten daha sonra da işte öteki Ethereal Faction'ın Protectorate'da işte bunun sağ kolu olan kumandanı Pandemonius'u işte esir ediyorlar ve o da zaten Mana Tombs Dungeon'ın da ilk boss olarak görüyoruz onu. O da ay kıyamam ya, o ne öyle? Yani işte fiziksel evrene geçtikleri zaman sonuçta şöyle düşünün. İşte Light'ın ve Arcane'in oluşturduğu bir evrende var olmaya çalışıyorlar. Var olmaları çok zor, evet. Zaten aynen şey gibi düşün. İşte asitten bir denizde yüzmeye çalışıyorsunuz. İşte hayatta kalmak için de devamlı işte yemek yemeniz lazım gibi bir durumdalar. Ve o yani yüzden fiziksel formları çok oldukları hallerinden düşük. Yani o ve yüzden... bunu hani şeyi öldüm hani şeyi vurgulamak için. Şeyi iyice açıklama işi vurgulayabiliriz. Dark Titan yaratmayı bu kadar istemelerinin sebebi bu. Evet, evet. Dark Titan çünkü başka türlü geçiş yapamıyorlar. Aynen. Aynen işte Dark Titan yaratmaya çalışmalarının aynen sebebi de bu. Çünkü Dark Titan yaratırlarsa Arcane'i Void üzerinden kontrol edebilen bir yaratık onların hizmetine girecek ve bu sayede fiziksel... bir avatar olarak kullanabilecek. Ha, aynen. Fiziksel evrene birebir müdahale edebilecekler kendi güçleriyle. O yüzden yani Old God'ları yolluyorlar. O yüzden işte doğmamış haldeyken bir Titan'ı işte Void'e dönüştürüp bir Void Titan olarak kendileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Ve şu anda bildiğimiz kadarıyla da işte Azeroth doğmamış Titan'ımız Sargeras kadar, Sargeras'tan bile daha güçlü olduğu söyleniyor. Olduğu düşünüldüğü için işte bütün güçlerini bizim yaşadığımız gezegenin üstüne odaklamış durumdalar. Sargeras da öyleydi zaten. İşte yani bizim gezegenimizin de önemi bir nevi bu. Bilinen doğmamış Titan olan ve işte bunun da çok güçlü olacağı bilinen bir gezegen. O yüzden işte bizim üzerimize dönüyor hakikaten her şey. Yani hikaye de bizim üstümüzde dönüyor ama herkes bize geliyor, evet yani. Yani Trenor'da da işte Titan etkisi var, işte Agramar'ın oraya müdahalesi var ama orada tabii doğmamış bir Titan olmadığı için çok fazla üstünde durulan ve işte kozmik güçlerin üzerine oynadığı bir gezegen değil. Ancak işte oradaki varlıklar Azeroth'a geldiği zaman onlar işte bu büyük savaşın içine giriyorlar, işte orklar Azeroth'un üzerinde yaşamaya başlayıp bu etkiden etkilenip işte kendileri de buna savunmak zorunda hissettikleri için bir nevi böyle bugünkü haline dönüşüyor orklar. Belki o sayede o iradeyi Grom kazanıyor da kurtulabiliyor işte esaretten. O da öyle bir teori de var onunla ilgili. Azeroth'a gelmese peki böyle hani... bir sağlayamayacak belki. Yani o yüzden işte sen söyle. Sen bitir, ben de bir şeyler ekleyeceğim. Ha, Void Lord'lara dönecektim ben. Ya şey diyeceğim hani onların bu kadar Titan inadı olmalarının sebebi yani bu tarafa geçtiklerinde kendilerine bir host denir yani bir avatar yaratmak istiyorlar. Evet. Ve hani bir detay var. Sargeras'ın o Titanlarla arasının bozulmasına sebep olan.
gezegeni yok etmesinin sebebi Oldgatlar tarafından korrupt edilmiş olmasıydı. Şu anki hedefleri World Soul olduğu için Azeroth. Ama mesela benim de aklıma şey geldi. Star Augur, Night Hold'daki fight'ta mesela bize farklı gezegenler gösteriyordu. Bir tane buz gezegeni donmuş. Bir tane Legion'ın yok ettiği bir fel gezegeni, fel fazında. Ve son Void fazında da şu an görseline bakabilir, görebilirsiniz Discord'da. Void'in hatta bir Oldgat'ın tamamen gezegen boyutuna kadar gelecek kadar büyüyüp tükettiği bir gezegeni gösteriyor bize. Yani öyle gezegenler de var. Evren üzerinde hani bir Oldgat'ın gezegenin küçük bir detay var. O tabii Oldgat'ların ele geçirdiği World Soul yok. World Soul yok onlarda işte. Aynen. Evet. Ama yani o doğmamış tükettiğinde bir öyle bir görüntü oluyor. Yani. Ha, evet. Yani o şey Sargeras'ın zaten yani o ilk bulduğu gezegen ve içinde işte uyuyan Titan olan gezegen aynen o yolladığın gibi ve işte Star Agur'un bize gösterdiği gezegen gibi tamamen ele geçirilmiş. Görkem buna Utku buna arkaya versene bu arada. Pardon. Discord attı Utku. Ne biliyorsan. Kolaydı. Evet. Yani yayın esnasında bir deneyeyim. Böyle mi görünecek yani? Hı? Olduğunda böyle mi görünecek? Attığın da bayağı küçükmüş. Evet. Böyle bir şey var. Neyse. Tamam sen siz devam edin. Evet. Ne diyordum? Ha. Sen bitirdin mi Murat? Evet. Ha, tamam. Yani işte Void Lord'lardan zaten işte bizim gördüğümüz kadarı böyle bir iki tanesini bile görmemiz zaten işte bunların bizim işte fiziksel evrende bu kadar güçsüzken bile ne kadar etki edebildiklerini zaten görmüş oluyoruz o sayede de. Ama işte gerçek güçlerinde eğer işte fiziksel evrene müdahale edebilirlerse o zaman zaten işte bütün yaratımı ele geçirebilecek kadar ve kendi istedikleri gibi değiştirebilecek kadar. Tüketebilecek kadar. Evet, bizim evrenimize müdahale edebilecekler, bir nevi işgal edecekler bütün yaratımı. O yüzden de işte Light ve artık yani Sargeras, Burning Crusade, Burning Legion pardon, Burning Legion da zaten buna karşı işte evreni temizlemeye çalışıyordu. Yani. Zaten Sargeras'ın işte felsefi olarak bir nevi amacı da buydu işte. Eğer ki Void bu kadar müdahale edip bu kadar bozma ihtimali varsa evreni, bunu tamamen bütün ölümlüleri yok edip evrenin bütün düzenini bozulmayacak şekilde yeniden kuralım istiyordu. Zaten Burning Legion'ı kurmasındaki amaç bu. Void'in işte fiziksel evrene girme ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak bir düzen kurmak. Onun için de önce her aslında şeyi... Aslında onun için de bütün yaşamı yok etmek. Evet. Şu anda işte ölümlüler ve işte Titanların bütün gezegenlerde yarattığı diğer ölümlüler hepsi işte corruption'a açık şu anda. İşte Void ve Old God'ların yani etkisine açık yaratıklar. Şöyle düşünün işte etten kandan bir yaratıksa bunların hepsi bozulmaya açık. Evet. Böyle şey Void'in ve zaten Old God'ların da etkisi işte o şekilde hep böyle anlatılıyor işte. Özgür iradeyle beraber o bozulma olarak gözüküyor ve şey işte Light'ın ve Titanların gözünde işte o mekanik ve işte bir nevi böyle makinasal işte robotvari işleyiş işte et kandan etten bir şeye dönüştüğü zaman işte bozuluyor çünkü o Titanlar da ona evet ona curse diyor zaten. Aynen işte bunu o yüzden engellemeye çalışıyorlar ve kendi yarattıkları bütün böyle alt ırklar da hep bu mantıkta yaratılmış zaten ırklar. Bir nevi böyle hizmetkar ırkları, işte robotik ırklar. Ama böyle... mesela o düşünceleri de böldüm hani. Bir noktada yanlış çıkıyor çünkü Yogg-Saron'un Ulduar'da hapis altındayken bütün Ulduar'ı korrupt etmişi var. Keeper'lar dahi. Yani hatta... taştan yapılmış olan. Tabii. Oradan bir de Emrah'la onu konuşuruz ama şey diyorum hani.
Aslında onu bile yapabilmiş yok Sauron. Gücünü tabii toplayınca. Hani o da sonuçta bir Titan'ın yaratımı olan alternatif bir evrene birebir müdahale edebilmiş onu bozacak kadar. Evet. Hani o durum var zaten. Şimdi işte Chronicle'da anlatılmayan kısım işte Black Empire'e bir dönemi var Azeroth'un aslında. Evet. Yani Sargeras'ın o bulduğu gezegen gibi gözüktüğü bir dönemi var bizim üzerinde yaşadığımız gezegeninde. Titanlar gelmeden önce tamamen yüzey ele geçirilmiş ve 4 tane Old God artık güç mücadelesine girmiş. O kadar artık hakim olmuşlar ki yüzeye. Kendi aralarında bir güç mücadelesine girmişler. Yani ve bu elementallerle savaşıyorlar birbirlerine. Evet evet. Yani bunun ne kadar sürdüğünü ve bu sırada neler olduğunu bilmiyoruz. Yani o detay bir sürü konu var bununla ilgili muhtemelen ve bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. İşte bildiğimiz 4 tane hakim Old God var. Bir tane de bunların yendiği Old God var. O da işte Zalatat diye geçiyor. İşte Shadow Priest'lerin kullandığı o dagger, işte hançerin içinde hapis halde tutuluyor o da. Ama daha sonra işte zaten biz de yardım ediyoruz ve özgür kalıyor. Şu anda o dışarıda mesela. İşte ve gerçek gücünde bir Old God daha var dışarıda. Ve onun da mesela ne yapacağını, etkisini bilmiyoruz. İşte intikam almak için bizden yana mı davranacak ya da eski düzeni kurmak için hepsini tekrar eski gücüne mi kavuşturacak, işte onu bilmiyoruz. Yeniden yüzeyi ele geçirmeye mi çalışacak? İşte sonuçta işte burada yavaş yavaş da ona girebiliriz aslında. Old God'larda Void Lord'ların işte fiziksel evrene müdahale etmek için kullandıkları bir nevi anlar ve bunlar işte çok kısa bir araya girebilir miyim abi? Çok özür diliyorum. Bekledim ama yani Old God'lara gireceğiz çünkü nasıl söyleyeyim, bir nevi hani tabiri caizse bir rütbe düşüklüğü kısmına geçeceğiz. Çünkü Void Lord'ları anlattın. Benim merak ettiğim bir diğer konu Void God'lar. Evet. Onda Nauru'larla Görkem kendi teorisiyle anlatsın bence onu. Güzel bir teori. Evet, yani o aslında geçiş için doğru dedin orayı. Yani çünkü arada aslında bir geçiş formu bunlar ve en düşük güç seviyesi olarak Old God'lar var tabii. Evet. O yüzden onları abi bir dakika, o zaman Old God'lar Void'e dönüşmüş Nauru'dan bile mi daha güçlü? Tabii. Yani sonuçta onlar Void'in iradesinin bir nevi böyle tezahürü gibi olan yaratıklar ve aslında gözüktükleri kadar çok fazla kendi iradeleri yok. Sadece bir nevi hastalık gibiler. Ama Void God'lar, yani dönüşmüş Nauru'lar, yani Void formuna tamamen dönüşmüş olan Nauru'lar. Muru gibi. Evet, Muru gibi işte bunlar Void God oluyor ve zaten bunun ilk örneğini de işte Burning Crusade'de Samwell'de görüyoruz. Hı hı. İlk başta işte Muru işte Kael'thas'ın şeyden çalmasıyla işte Draenei'ların işte gemisinden çalıp işte gücünü kullanıp işte light enerjisini buradan alalım diye işte Silver Moon'a yerleştiriyorlar çalıp Muru'yu ve ilk zaten Blood Elf Paladin'ler de bu sayede oluşuyor ve işte büyü gücün şehri ve işte oradaki yaşantıyı idare etmek için gereken büyü gücünü de büyük oranda işte Muru'dan emerek elde ediyorlar. Ama bir süre sonra tabii bu çok fazla böyle enerji kaybına yol açıyor. Nauru gücü yetmiyor buna ve işte yavaş yavaş dönüşmeye başlıyor. Ondan sonra işte onu alıp Samwell'e yakın bir yere koyuyorlar. Tekrar işte eski haline dönüşeceğinden işte emin olmadıklarından ve işte şehre zarar vermesin diye onu orada kontrol altında tutmaya çalışırken işte ama bir yandan da tabii işte Paladinler sadece onun gücünü emmeye devam ediyor ama sonunda işte gücü tamamen bitiyor, içindeki light bitiyor Muru'nun ve Void God'a dönüşüyor. Onu da tam işte biz oradayken oluyor hikayeye göre. İşte kahramanlar olarak geliyoruz ve işte oradaki onu kontrol altında tutmaya çalışan Kael'thas'ın adamlarını kesiyoruz.
O sırada serbest kalıyor işte Muru ve işte kendi formuma dönüşüyorum diyerek işte bir Void God'a dönüşüyor. Buradan işte o tamamen işte o Samwell'deki o fight'ın zaten hikayesinden dolayı da şöyle bir teori var. Nauru'lar aslında Void'in işte fiziksel evrene geçebilmek için ya da işte Void Lord'ların fiziksel evrene geçebilmek için kullandığı bir ara form. Ve işte yoğun bir light kabuğuyla fiziksel evrene geçiyorlar ve bu light kabuğundaki ve enerjilerini bir an önce harcayıp kendi formlarına geçmek için de işte bunu çok böyle hoyratça ve katı bir şekilde harcıyorlar. Light'la ilgili kararlar verip işte fiziksel evrenin düzenini bir nevi işte kendilerince değiştiriyorlar ya da işte Void'i hazırlıyorlar gibi bir teori var. O işte gerçekten böyleyse de değilse de sonuçta Void God'lar işte Void'in bir ara formu gibi gözüküyor. İşte Void Lord'ların bir nevi işte fiziksel evrende gelebileceği en yüksek form gibi gözüküyor ve aralarında geçiş olması da böyle bir ilginç nasıl diyeyim iki kutupluluk yaratıyor. Sonuçta Nauru olarak bildiğimiz yaratıklar işte ışık veren, işte yaşamı destekleyen, iyiliksever yardımcı olan, iyiliksever ve işte her zaman böyle iyi gözüken, işte konuşmaları şarkı gibi zihninizde yankılanan yaratıklar olarak gözüküyor ama bu Nauru'lar eğer bu şekilde gerçekten Void Lord'ların fiziksel evrene giriş hali ise o yüzden de işte bu son dönemde gördüğümüz işte Light'ın aslında kötü gibi gözüken ve böyle katı davranışlarının da altında bu niyet yatabilir. Çünkü işte bir an önce Light'ın iradesini yerine getirmek için o kadar sert ve hızlı davranıyorlar ki işte mesela Illidan'ı dönüştürmeye çalışması işte zorla bunu yapmaya çalışması gibi şeyler yapıyorlar. Ve aslında yani... unutma mesela işte Burning Legion'ın savaştığı karşı güçlerden bir tanesi Army of Light. Başında da Praktar olan işte bir yaratık var. Yani neden o zaman ikisi aynı şey istiyor? Void'a karşı savaşıyorlar güya. İşte Burning Legion da Void'a karşı savaşıyor. Ve Army of the Light da Void'e ve işte karanlık güçlere karşı savaşıyor ama ikisi bu şekilde bir karşı karşıya geliyorlar. Demek ki işte buradan da bir mantık yürütebiliyoruz ve işte Void'in işte bir nevi korunmasına çalışıyor Army of the Light ve diğer Nauru'lar. Yani Void dursun, evrende Void de olsun ama biz onu kontrol altında tutalım ya da bizim istediğimiz gibi bir düzende var olsun gibi bir sanki amaçları varmış gibi gözüküyor. Ama işte Sargeras'ın amacı bu değil. Sargeras Void tarafından hiçbir şekilde etkilenemeyecek bir temiz evren oluşturma amacıyla zaten bu işe başlıyor. O yüzden de Army of the Light'la işte çıkar çatışmasına girip bir nevi işte karşı karşıya geliyorlar ve devamlı savaşıyorlar. Peki o zaman ben de birkaç bir şey ekleyeyim. Bir kere hani senin o bahsettiğin o Muru'nun Void God'a dönüşmesi aslında şeyi de şu açıdan çok mantıklı. Zaten bizim Chronicles'tan da en baştan beri yani öğrendiğimiz ve Velen'in de alternatif diren orada yok bu yanlış oldu. Alternatif diren gördüğümüz olaylardan biri Light zaten Void'e dönüyor bir noktadan sonra. Bu kaçınılmaz bir şey. Light içindeki enerjiyi tükettikten sonra Void'e dönüyor ki Zaltat da zaten onu diyor. Selama. Biz Light'ı hani düşmandan çok yolundan sapmış kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Onlar bizi çok agresif bir şekilde düşman olarak görseler bile ama onlar bir yerde zaten efendilere dönecekler diyor. Nauru'ları diyor daha doğrusu. Yanlış söyledim. Nauru'ları. Direkt Nauru'ları söylüyor bu arada ben. Burada şey yapayım. Ama benim rahatsız olduğum bir nokta var Chronicles'dan sonra. Bundan söyleyince de dikkatimi çekti. Eski Lord'a Old God'ların gücü ve yarattıkları korku çok daha yüksekti. Ama şimdi bu Void Lord çıktıktan sonra şöyle oldu. Ya Void Lord'un paraziti.
dir diyor insanlar. Evet. Bu yanlış. Yani şu açıdan yanlış. Void Lord'lar bizim gücünü tahmin bile edemeyeceğimiz canlılar. Evet. Bu yüzden bizim onların parazitlerini böyle küçümsememiz yanlış olur. Yani evet. O parazitlerin yol açtıkları şeylere bakalım. Sadece bir tanesi Deathwing'i de bir saygılar. Pardon. Sadece bir tanesi Deathwing'i delirtiyor. Cataclysm Expansion'ın tamamına sebep oluyor. Neptilon'la savaşıyor. Emerald Nightmare'e sebep oluyor. 8.3'e sebep oluyor. Ki bizi doğrudan bir saldırı yerine birbirimize düşürme yöntemini kullanıyor rahatça. 8.3'te ve aklımızla oynama. Ve bir tanesi Uldar'daki en ciddi şekilde korunan Uldar. Yoksaron'du. Çünkü Corruption gücü terminalının en yüksek olan Yoksaron. O kadar böyle hapishalde ve hani en derinlerde ve zincirleri böyle enchanted falan. Yani. Evet. İyice tutsun diye. Çok al gidip onları azıcık zayıflattığı anda bütün Uldar'ı korunduk denebiliyor. Hatta ondan önce Lokun'u da ediyor oradan çıkmadan. Yani zincirleri zayıflamadan önce gidip zincirleri zayıflamadan önce Lokun'u da korrupt ediyor komple. Yani komple kendi tarafına alıyor. Burada da o zaman şeyi bahsedeyim. Old Guard'ların bir hiyerarşisi var aslında. Yani şöyle. Benim kendi gözlerimden çıkardığım şey bu arada. Yani çünkü bir yerde yazdığını görmedim. Çünkü Görkem'de de şeyden bahsetti ya, çok az bilgi var. Black Empire'la alakalı. Hı-hı. Katun daha çok ciddi bir ordu gücüne sahip. Yani en ciddi askeri güç Katun'da. O böcek ordusuyla. Nzot bu peşte gördüğüm gibi mastermind. Nzot bu peşte gördüğüm gibi mastermind ve yani yenilgiden zafer çıkartabilen ve çok çok uzun süre bir şey için bekleyebilen Old God. Dişarş en güçlüleri. Her anlamda en güçlüleri ve en dominantları. Ki yani onun da örneğini şöyle verelim. Kalbinden geriye kalan Pandaren'in kaderini değiştiriyor şu anlamda falan. Hı. Sırf kalbinden geriye kalan. Yoksaron'sa bence en ciddi corruption gücüne sahip olan ve işlerinde de böyle en manyak diyeyim artık. Old God. Tabi özellikle voice acting'i düşününce. Katun biraz güne gidiyor tabi Vanilla zamanında. Kimse Old God'un ne olduğunu bilmediği için. Adam akıllı şekilde. Hani bu ne böyle deyip girip kesiyordun sen. Ya burada göz varmış. Aslında oradaki şey güzel. Yani bir nevi cahilce giriyoruz ya böyle, evet. Ne olduğunu bilmeden. Ondan sonra çok gross bir yer de böyle. Bir de eski grafiklerle iyice gross böyle projeler. Evet. Yani o aslında bilinmezlik kısmı da o gizem yaratması korkunçluğunu arttırıyor bir nevi. Yoksa onda o çok daha belirgin mesela, değil mi? Evet. Uldar'da. Şey, hı-hı, burada Utku'ya top atalım o zaman. Yoksa onu Uldar'a biraz. Yoksa onu Uldar'a neyini anlatmamı istiyorsun? Ne hissettin o gizem olarak falan? Korkut. Yani bir girdin, neymiş burası? Dibe girdikçe böyle İlk evet. Başta böyle şehir gibi, sonra altında böyle işler değişiyor falan. Şimdi açık açık söyleyeyim size, ben hiç umurumda olmadı. Ulduar'la yok, ilk tanıştığım zaman da Alliance oynuyordum. Ve bir Alliance oyuncusu olarak bir Alliance NPC karakterinin korkarak gelip işte Garrosh'un da o dönemde işte onu gelsin bakalım gözündeki korkuyu görmek istiyorum demesi beni çok cringe'lemişti. Yani çok böyle düşmüştüm yani. Evet. Ve evet, Erbil bu arada şey, hani Horde'a geçiş süreçlerim, Horde'a lore olarak yaklaşma süreçlerim o dönemlerde hep. Ve ilk girdiğimde ya nedir ki falan diye girmiştim. İşte Titan Keeper'ları falan kesiyordu. Ya bir dakika arkadaş, bunlar bizden değil miydi, nasıl oluyor falan moduna girdik. Ve gerçekten de şeyi ağır şekilde hissediyordum. Yani o İşte Tyr'in kovalanması, kitirilen hani o Kytraxi ırkının korkutuculuğu, gücünü ve kudretini burada net bir şekilde hissetmiştim. Ve biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, heybetini ve kudretini artıran şeyler de bende işte nasıl söyleyeyim, o kimdi o Kirin Tor'un eski şeyi,
ismi aklımdan. Ha, Ronin'in falan böyle sesinin titremesi. Ne kadar korkuyor değil mi Ronin? Questlerin gereken falan. Lan diyorum, Dalaran'ın lideri bu adam falan. Ve gerçekten de ilk Yogg-Saron fight'ına başladığımızda işte o sırada öpücük atıyorduk eşimi almak için. Sara mıydı? Sara diye isim geliyor. Evet evet. Sara adı Sara. Aynen öpücük atma peşindeydik falan. Daha sonra beyninin içine giriyoruz. Azeroth'un eski korkularıyla yüzleşiyoruz. Bize bunları gösteriyor. Yani bir yandan da şey dedim. O iyi ki Titan Keeper'ları yanımıza çağırıyoruz da ebemize atlamıyor yani bu arkadaş diye. gerçekten inanılmaz zor bir fight'ı da vardı. Ki sanity mekaniği de var zaten. Evet evet. Yani o bu şu anki Nazoth'taki sanity mekaniği hiçbir şey yani. Evet. O dönemde yaşadığımız şey. Yani benim hissettiklerim bunlardı. Hani lore olaraksa bilinmez zaten hep korkuturdu insanı. Yani mesela ilk benim korku dakikaları yaşadığım anlar Duskwood'daydı. Tamam çok Nazoth'la evet. alakalı şeyler değil ama karanlık ve ölüm. Çok karanlık evet. Ya da işte Yogg-Saron'un o korku dolu şeyleri, bilinmezlikleri hep böyle ilgimi çekmişti benim yani. Yani benim ilk Ulduar geldiğinde hislerim bu şekildeydi yani. Ben mesela şey değil mi, o dönemde işte mesela bu neden krallığın sulkasını gösteriyor mesela. Aynen. Yani burada gerçek. İşte neden Bolvar'ı gösteriyor değil mi mesela? O zaman bayağı merak konusu oldu. Aynen. İşte o Bolvar ne günlere geldi bak şimdi. Hayır ya, nereden nereye? O dönemlerde yani, şeyi izliyorduk mesela, Riot Gate'in şeylerini izliyorduk, lore şeylerini. İşte o Rogsaron'un içinde onu görmek, lan diyorduk yani adam ince kesmiş ya kardeş. Yani herif bilardo oynuyor mesela diyordum, lore yazarı. Yani herif bilardo oynuyor, ince görüyor bunlar bu tarz şeyleri falan diyordum yani. Yani tahminen Yogg-Saron'un içkininde düşmanıydı bu arada. Yani ilk düşmanlardı. Bir dominasyon savaşı vardı aslında Ulduar, Northrend üzerinde. Tabii canım, Lich King o dönemde bir de kanını kazıyordu yani dünyadan. Evet. Ve hani şeyi de söyleyeyim, Life Crown'sızdan tamamen Saron'un içinden yapıldı. Evet, Yogg-Saron'un kanından. Yogg-Saron'un kanından. Ve o çok korruptif bir eşya çünkü madde. Çünkü bazı questlerde Northrend'deki ondan delirmiş insanları, undead'leri hatta öldürüyordu falan. Çünkü undead'ler için şey deniyordu bir dönem diyor. Otkat Corruption'da karşı immun oldukları ama orada undead'ler olduğunu hatırlıyorum ben. Saron bizi bırakmış. İvaden'de. Undead işçiler. Ya o şey yani Corruption etkisinden değil de yani onun nasıl diyeyim yaydığı karanlık enerjiden falan öyle bir şey var. Ve hani şey de söyleyeyim. Sylvanas'ın kendine aşağı attığı Edge of Night hikayesinde şey de yazıyordu bu arada. Saron'un, o Saronit'in, Undead'in hem bedenini hem de ruhunu yok edebildiğini söylüyor. Evet. Normalde çünkü evet. Ölmüyor evet. Hiçbir şekilde. Ve Sylvanas da onun üzerine düşüp MOBA gidiyordu. O da ayrı bir ilginç bir konu. Evet. Hani biraz hani o yüzden sistem ettim. Çünkü şey oldu dediğim gibi hani sen de söyledin. Otkatların, hani Void Dog'ların parazitleri ama bizim için çok büyük tehlikeler. Yani şöyle diyeyim. Ölümlü aklının alabileceği seviyenin dışında tamamen Void Lord'ların. Ya bu Void Lord'u zikrederken ben Görkem'e şeyi sormak istiyorum ansiklopedik olarak. Aslında ben de şahsım da çok karıştırır. Şahsım ve ben neyse. Void God, Void Lord, Old God. Tam Old God'ın en altta olduğunu tahmin edebiliyorum ama Void God'la Void Lord'u hiyerarşik bir düzene koyarsak hangi... Ben onu şey konuştuk yani Void Lord'ların, God'ların, bu Nav'ların. Hayır ne olduğunu sormuyorum ben. Bir sıraya koy. 1, 2, 3. Sorumu yazdım. Void Lord, Void God, Old God. Şimdi o zaman bir sorum devam edecek. Bir dakika. Void God'ların Nauru'lardan kırıldığını ya da Nauru'lardan dönüştüğünü biliyoruz. Hı-hı. Peki Nauru'ların üstünde Light tarafında Void Lord'ları yani karşılayacak bir güç var mı? Karşılayacak bir şey var mı değil mi? Ya şeyi biliyoruz aslında. Prime Nauru'ların mesela işte Void Lord'ların en güçlülerine denk olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Nasıl ya? Tamam aldım canım. Prime Nauru. Yani Prime Nauru'lar. Zera. Hani şu Illidan'ın beam'iyle yok olan. Ama işte yani onu öyle düşünemezsin. Yani Zera'nın orada yok olması o mesela işte kim o galiba Nobel anlatmıştı.
Fel'e karşı ekstra bir zayıflık var. Mesela sen bir ölümlü yaralı olarak işte o saldırıdan işte sadece yaralanarak ya da işte ölümcül bir yara alarak kurtulabilirsin ama sadece ışıktan oluşan bir varlık ve bu ışıktan oluşan varlıkların en yoğun ve ilk halini düşün. Bu evet, ondan, titanlarda da aynısı olmuş. Tabii, binlerce kat fazla etkileniyor. Aynen, titanlar da felden ve kaotik enerjilerden normal ölümlülerden çok daha fazla etkileniyorlar. Çünkü onların fiziksel formunun temel yapı taşı o. Tam karşıtı bir şey ona vuruyor. Yani o etkilenme. Abi o zaman tam işte dönüp dolaşıp şeye geliyoruz onun yani. Onun da kriptonit olmuş. The Universe Fire'a geliyoruz yani. Felde. Ya hani, canım her şeyin bir zayıflığı vardır ama yani. Tabii zaten ama işte altındaki mantık o onun. Yani sonuçta işte Sargeras'ın da bütün diğer titanları gene kendisi bir titan olarak yenebilmesinin altında o var. Onların onlara karşıt bir güç kullanıyor. Onu biliyor. Zaten bir işte Fel Storm oluşturuyor ve işte bütün titanları o sayede fiziksel formlarını yok edip o sayede öldürebiliyor. Yoksa tek tek gidip hepsiyle savaşmıyor. Yani onları zayıflatıyor. Şey. İşte, bu şekilde yok ediyor. Aynı şekilde işte Illidan'da Zera'yı bu sayede o kadar kolay yok edebiliyor. Ben ona şu yüzden katılmıyorum. Sadece dağıtıyor bir nevi. Yani Zera'nın yoksa zaten işte bu aslında kozmik canlıları işte ölümlü gibi düşünmemek lazım. Nasıl işte işte titanlar aslında fiziksel formlarını kaybetseler de işte kozmik ruhları kalıyor ve işte varlıkları devam ediyor. Sonra işte tekrar fiziksel form oluşturduklarında tekrar gelebiliyorlar. Bunda işte bir nevi tanrısal varlıklar, onları da öyle görmek lazım. Zara Prime'lar olarak ölmüş değil. Lanet olası, keşke ölseydi ya. şey diyeceğim abi ben. Kimse de ölmüyor ki abi ya. Değil mi? Kimse art atışında kimse ölmüyor diyeceğim. Art atışı adı olarak da geliyor. Yani. Gerçi normal, o ölüm tarafında geliyor artık. O normal kabul edilecek bir şey de. Hani bir yıldız istemeyecek kimse ölmüyor. Döngü gibi düşünmek lazım. Demonlar için de mesela herkesin kendi döngüsü var işte. Evet. Ölümlülerin de mesela ölüm döngüsü. İşte biz de mesela işte görüyoruz orada öldüğünü bildiğimiz karakterler Shadowlands'da geri geliyor. Mesela orada evet. Geri gelmiyor. Ölmüş yani o artık. O aslında bizim gerçekliğimize göre. Biz onu ölmüş ölüm diyarında görüyoruz. Ha işte o da kendi döngüsüne giriyor. İşte bunların da döngüsü fiziksel evren üstüne kurulu. Çünkü o evreni oluşturan enerjinin bir araya gelip böyle fiziksel hale gelmiş hali olduğu için onlar o şekilde ölüyor. Yani ölmek değil. Şey diyeceğim oradan. Utku hani Void Lord'ların karşısını sordu da ben ona şu yüzden katılmayacağım. Şimdi böyle bütün kozmik güçlere bir lord bulmaya çalışırsak iş çok uzun. Çünkü iş çok büyür. Tabii yani. Tabii. Evet, bak o bence doğru. Gerek yok. Ha, yok zaten. Ya da Elon diyeceğim şimdi. Tahminen. Yani. Bunu şeyden hani soru olabilecek bir soru diye sordum. Bir de bunu yapan yani nasıl söyleyeyim bireyler ya da ben değilim. Blizzard çünkü karşıma evet. Bir kozmik chart çıkartıyor evet. Ve orada bir listeleme yapıyor. Şimdi önüne açıp bakarsan. Ama işte sadece orada bir tanesinin lordu var. Onu vurgulamış yani. Void Lord demiş sadece. Başına diğerine bir şey koymamış aslında. Ya evet ama işte demek istediğim o. Mesela Nauru üstü Holy demiş. Wildcat üstü Nature demiş. Titans üstü Arcane demiş. Hani Old God demiş. Araya bir de Void Lord sıkıştırmış Shadow'dan önce. Evet. Ve Shadow da var aslında. Evet, Shadow da aslında. Shadow tabii. Yani Shadow konuşmamız gereken bir konu. Evet, işte şey enerji kartları de çünkü çok karışan bir şey. Evet, evet. Orada bak güzel nokta. Yani işte chat'te de yazdım. Zaten denklik gibi düşünmeyin onu. Zaten Void tarafına baktığında 4 madde var. Diğerlerinde 3 madde var. Yani kozmik chart'ı şöyle düşünün. En dışta o sadece gücün kendisi var. İşte Void diye bir işte güç var. Ama işte bunun bir araya gelip fiziksel hale dönüşmüş ve irade kazanmış varlık olarak Void Lord'lar var. İşte Light'ta da aynı şekilde
bu işte fiziksel hale dönüşüp irade kazanıp bu gücü birebir kullanan ve bu gücü işte yaymaya çalışan varlıklardı Nauru'lar. İşte Void Lord'lara denk olan da ilk oluşan Nauru'lar, onlar da Prime Nauru, işte Zera gibi daha en eski ve en güçlü Nauru'lar olarak geçiyor. Diğer... O zaman şeyi sorayım ben. Hani onlara eğer Prime Nauru'larla Void Lord'ları denk düşüneceksek. Hı-hı. Ha, onu açsan şu yüzden mi düşünüyorsun? Void Lord'ların bu evrende bulunup bulunamayıp Prime Nauru'ların bulunmasını, bu evrende zaten Light tarafından düzen kurulduğu için onlar Prime Nauru'lara bir şey olmuyor. Ama Void Lord'lar geçemiyor. Yok, tam öyle değil. Şimdi yani anlatıldığı kadarıyla zaten aslında geçebiliyorlar ama geçtikten çok ciddi güç kaybediyorlar. Fiziksel formlarını bir arada tutabilmek için bile çok fazla güce ihtiyaçları var. Çünkü arkane güç hatta yani saf. Çünkü işte kendileri yani işte dediğim gibi asit havuzunda yüzüyor gibi bir duruma düşüyorlar. Yani kendilerini Nağırlar tam... mesela bunu yaşamıyor. Ha, çünkü kendi oluşturdukları... Kendi domaininde. Yani kendi... biz zaten Nauru'ların evrenindeyiz. Yani fiziksel evren zaten Nauru'ların birebir uyumlu olduğu maddeden oluşmuş bir evren. Yani yaşamı oluşturan işte bu ışık sonuçta. Bizim bildiğimiz evrendeki yaşamı oluşturan. Ama sonuçta fiziksel evren olarak gördüğümüz şey bütün... yaratılış değil. Warcraft evrenindeki evet. Yaratılış işte farklı alt boyutları var. İşte bunun çakışları var. Evren var, Shadowlands var. Tabii. Yani işte alternatif evren gibi düşünebiliriz ya da işte kapsayıcı evren olarak mesela Shadowlands'ı da düşünebiliriz. Yani bir sürü farklı boyut bir arada yaratılışı oluşturuyor. İşte ölümlü varlıklar ölerek işte Shadowlands'a gidiyor ve orada anima gücüyle bir şeyler yapıyorlar. İşte bunu yöneten oranın kendi yönetici ırkları işte var. Bunların nereden geldiğini daha bilmiyoruz mesela. Ama işte kendi bildiğimiz fiziksel evrende kendi artık Chronicles'da işte dendiği gibi Titanların bakış açısından gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla işte bu Void Lord'ların bu evrenin tam zıttı bir işte evrenden geldiğini, paralel evrenden geldiğini biliyoruz işte. Yani ben bir de şöyle birkaç şey söyleyeyim bununla alakalı. Şimdi Shadow'u konuştuk ya. Death'le de hani karışan bir şey. Death'in yani ölümün Shadow gölgesiyle boyunca gölgesi. Altta şöyle bir fark olabilir. Death bir son değil yani. Warcraft'ta bunu artık hani ölümün diyarına gidiyor da bunu gördük. Bunu da haftaya detaylıca konuşuruz ve ama Void gerçekten son. Yani benim tahminim, düşüncem ve yani Blizzard'ın da vurguladığı şey şu. Bir canlı Void'e düşerse ruhunu direkt enerji olarak kullanacak Void. Bu yüzden de yok ediyor onu yani. Evet. Atıyorum. Senin karakterin Void'e düştü sömürülmek için. Onu sonsuza kadar sömürüyor ve yok ediyor sonra. Yok ediyor, yok yani siliyor iş varlıktan. Yani başka bir yere yollamıyor onu. Şöyle bir mantık kurulabilir. Hatta bak, kendisine bir ediyor diyelim, kafanı karıştırmış. Evet. Kendisine bir ediyor. Evet, zaten işte dediğin bak doğru. Onu da mesela şöyle anlatabiliriz. İşte şimdi ölüm ve işte bizim fiziksel evrende gördüğümüz iyi ya da kötü şeyler, işte demonlar falan bile aslında belli bir döngünün parçası ve fiziksel evrene bir şekilde katkısı olan, o şekilde işte onun içinde işte iyi ya da kötü bir şeyler yapan varlıklar. Ama Void bütün evrenin yapısını değiştirmeye ve işte yeni bir evren kurmaya çalışan bir güç kaynağı. Bütün aslında evren... bence yeni evren de değil, var olan evreni sonuçta kadar tüketme. Tabii abi. Yani kendi tamam. istediği şekilde dönüştürmeye evet. çalışan güç kaynağı. Aynen öyle. O yüzden yani Void'e düşmek demek işte Void evreninin bir parçası oluyorsun artık o. Evet. Belki şey olmuyor mesela kişiliğini ya da işte iradeni kaybetmiyorsun. Gene
Void evreninde işte hayatına devam edebiliyorsun. Ama sonsuza kadar seni ev çıkıyor yani Void. Fiziksel evrenin aynen işte Void'den gelen yaratıklar gibi fiziksel evrenle bağlantın kesiliyor Dark'tan sonra. Artık o boyutun bir varlığı oluyorsun. O yüzden yani... Ama bence dediğim gibi, bence orada artık yaşam, bence o nihai son diyor. Direkt ruhunu yok ediyor bence. Kendini alıp bir ediyor yok yani. Çünkü şey, işte kendi propagandalarına bakarsan aslında seni kurtardıklarını söylüyorlar mesela her zaman. Yani seni işte Light'ın kısıtlı... Dominasyonundan ve tek zihinliğinden. Aynen, bu kısıtlı evrenden seni kurtaracağız diye mesela her zaman bir propagandaları var. Ve bunu böyle içselleştiren ve yaymaya çalışan yaratıklar ya da işte ölümlüler de hep işte gerçek özgürlük ve gerçek böyle... artık işte şeyin yani evrenin o olması gerektiğini savunacak seviyede bunu sahipleniyorlar. Öyle de bir tarafı var. Bilmiyoruz bunu. Çünkü Void evrenini ancak böyle paket paket yer yer görüyoruz ve işte oradaki işte gerçek düzeni bilmiyoruz. İşte Void boyutunda işler nasıl dönüyor görmemiz lazım. Gerçekten yorum yapabilmek için. O zaman hani Görkem'in bir süre önce gündeme getirdiği ve benim biraz da bir yıldır söylediğim iddia ve bence çok mantıklı teoriye bir düşük konuşalım. Azeroth'un çoktan Dark Tide'li olmuş olma ihtimali. Bence çok yüksek bir ihtimal. Çünkü şöyle düşünün, hani Görkem de en başta söyledi ya, Black Empire dönemine dair hiçbir şey bilmiyoruz ve Titanlar orayı buldu. Azeroth'u buldukları zaman ne kadar süredir Azeroth'un korrupta olduğunu bilmiyorum. Güzel yani bir tane daha bulduğu zaman ne kadar sürede corruption'ı alıyordu içine bilmiyoruz. Yani ve yani bu çok etkili. Yani yüzeyin tamamen ele geçirilmiş olduğunu mesela biliyoruz. Yani evet. Her şeyde domine edilmiş. Evet evet. Yani Sargeras'ın yok ettiği gezegende işte denk bir durumda buluyorlar gezegeni. Bir tek işte, rüyasının şarkısı kaldı. Geri dönmeyecek miyiz? Geri dönmüyor muyuz Azeroth'a? Dönemeyecek miyiz yani? Şu an onu bilmiyorum işte yani. Senin sorduğun soru farklı bir şey. Diyorlar ki Shadow Zenith'de onu görecek. Bundan bir... Çok geçmiş. Tabii Black Empire'da. Onu bir açıklayayım ama niye Azeroth'un korrupt olabilir? Dur. Evet. Şimdi o kadar fazla kanıt teyasında ölecek şeyler var ki. Her şeyden önce dediğim gibi o ne kadar uzun süredir korrupt ettiklerini bilmiyoruz. Ve Azeroth'un rüyası iki defa kabusa dönüştü. Ve hala daha dönüşme tehlikesi var. Yani Emerald Nightmare'i belki biz raid olarak yaptık ama benim hani zaten ilk yazılarımdan biriydi. Tekrar karşılaşmamız gereken bir şey. Çünkü hem açık kapı bırakıldı o Emerald Dream'in sonundaki o Void çiçeğiyle. Var ya hani Zeus'u öldürdükten sonraki çiçek. Hatta BFA'daki... Faisal geçti zaten. Ne? Pardon? Emerald Dream kısmı bile aşırı yüzeysel gördük yani. Evet. Çok evet, küçük hani, gördük. Essence Quest'inde de görüyoruz. O çiçek çoktan Dream'i korrupt etmeye başlamış. Uğraştırmış yani Void canlılarını oraya. Onun haricinde Algalon'un Uldar sonundaki değerlendirmeleri var. Evet. Yani gezegenin her yeri korrupt diyor. Gerçekten bunu söyleyen. Defans sistemleri bozuk. Yaşam sistemleri bozuk. Neredeyse bozulmak üzere. Ve o yüzden zaten şeye gerek olduğuna karar veriyor ya. Temizlenmesi gerekecek hale geldiğini hesaplamış, o haldeymiş aslında. Bir de bunun üzerine 7.2.5'te hatırlarsan Magni bizi çağırmıştı Azeroth'un Titan fesetlerine. Bir ara quest olarak Shol Azerbaycan'a gitmişti. Bir tane facility'ye ve orası Void canlılarıyla doluydu. Evet. Ve onlar Azeroth'un rüyasından fırlamış canlılar. Kabusları yani onlar. Ya. Bunu şu yüzden vurguluyorum. Çoktan Azeroth tamamen şu an kabus görüyoruz. Hatta şey o ara görev vardı ya Magni'nin gönderdiği görevde işte senin dediğinde o direkt yani Azeroth'un kalbine en yakın yerde devamlı. Bir sürü Void canlısı var, evet. Void canlıları, evet, Void tarafından ele geçirilmiş ve bize karşı orayı korumaya çalışan bir böyle güruh var orada yani.
O yüzden çok hakikaten şüpheli bir durum. Hani gerçekten Azeroth'un sağlıklı dolması çok büyük saçmalık olarak. Öyle söyleyeyim. Bence Dark Titan olarak dolma ihtimali çok yüksek. Ama öyle bir şey olursa herkes oyunu kapatıp bırakması, kapatıp gitmesi gerekir yani. Hiç şekilde karşısında duramayacağımız için. Yani onun için acaba zaten hani işte Sargeras'ın son hamlesinin de bununla ilgili. Acaba onunla mı alakalı? Evet, bununla mı ilgili? O zaman Sargeras boşa mı çabalıyor yani? Yani o kılıcı oraya saplaması amaçlı ve işte bununla ilgili bir hamle olabilir diye bir söyleniyor. Hani korrupsiyonu yani temizlemek için mi? Detle. Yani işte ya ya temizlemek için ya da işte orada Katun'un hala işte varlığının devam ettiğini ve işte belki Azeroth'a müdahale etmesin diye Katun'a direkt sapladı. Yani Katun işte, gitti ya. Neler var onunla ilgili? Çok kısa araya girip bir şey söyleyeceğim. Bu Emerald Hadi. Dream ve Emerald Nightmare ile alakalı. Azeroth'un direkt rüyası diyebiliyor muyuz Emerald Dream için? Yok yani, ya o konu çok karışık. Değil mi? Ben çünkü çıkış öyle. Rift of Aln bana sanki daha çok Azeroth'un kabusunu temsil ediyormuş da diğer taraflar biraz daha böyle Life'daki o druidizmin işte Azeroth'un üst kısmının blueprintinin korap edilmişle falan filan. Anlatabildim mi demek istediğimi? O konuda ben konuşayım mı peki? Benim uzmanım. Anlat. Agramar aslında Azeroth'un rüyası olduğunu biliyor. Çünkü şarkısını duyduğu için Sargeras haber veriyor. Yani o çünkü şey de var kronikasında. Evet. Tabii ki. Çünkü şey de diyor kronikasında. Freya'nın Emerald Dream'in içine girip orayı craftladığı da yazıyordu bu arada aslında onun kronikası. Onun için insanlarda şöyle bir kafa karışıklığı olmuştu. Bende de hani. Emerald Dream Azeroth'a kendi rüyası mı yoksa Titan Craft mı diye. Hani Freya'nın blueprint olarak yarattığı bir şey mi acaba diye. Ama yani o hani başka o Sargeras'ın Corrupted duyduğu Titan da var mesela. Onun da bir kabus şeyi var. Demek ki Titanlar rüya görüyor. Argus da görüyordu hatta. Evet. Argus'un bir voice kitabı vardı ya Argus'la alakalı. Orada diyordu hani kabus rüya gördüğünü söylüyordu Argus'un. Yani Titanların rüyaları var. Selama aşalanore. Cevap. Orada şunu da demek lazım işte Nauruların işte konuşma şekli şarkı olarak geçiyor ya. İlk zaten adalı gördüğümüzde öğreniyoruz bunu. Ve Titanların da aslında konuşma şekli işte yani bize direkt konuşsalar bunu algılayamayacağımız kadar yüksek bir gücü olur. Değil mi? Evet, şarkı ve irade olarak ölümlülere iletiyorlar. Yani ya da işte bunu direkt iletmek için işte ırklar yaratıyorlar ölümlülerle konuşabilecek. Kendi iradelerini o şekilde aktarıyorlar. Direkt olarak mesela konuşmuyorlar. Bu şarkı olarak geçiyor. Hem işte yani Nauru'larda hem Titanlar'da. O öyle ilginç bir detay var. Ya işte Tolkien etkileri ve güzel etkiler. Sonra ben Elun'la Eru'yu kıyaslayınca neyse onu başlayacağım. Tabii. Yok o direkt açık verme canım. Direkt açık. Her neyse işte. Aynen. Onların şarkılarına gönderme. Melkor'un da hatta Sargeras'ın da isyan etkisi. Evet, karanlık versiyonu olması. Rift of Aln dedi ya hani Utku, hani oradan zaten geliyor aslında Nightmare'ın. Yani oradan kökeni oradan geliyor. Hatta gerçi Stormblade kitabı şu an canon mu ondan emin değilim ama kitabın sonunda işte Valfurin'le Trent o Nightmare'ı geri ittiklerinde Rift of Aln'a kadar geri itebiliyorlar ve yok edemiyorlar. Hani hatta Malfurin ta o zaman şey diyor işte bunun kaynağı böyle derinlerdeki bir şey. Denizin altında falan. Nzot'un ilk şeyini orada veriyor belki de. Rift of Aln'dan geliyor evet Nightmare'in Corruption'ı. Ve Utkun Fon'un devamı neydi? Biz çok şey yaptık ya. Yani o Emerald Dream, Nightmare'dan bahsetmiyorum. Emerald Dream hep Azeroth'un yüzeyi. Yani nasıl söyleyeyim o druidizm ve işte senaryosun falan involve olduğu kısmı nın blueprint'i gibi geliyor. Yani çünkü girdiğin zaman işte atıyorum Urzok'un mekanı işte neydi o
kuzeydeki Northrend'deki bir bölgeydi adı. Grizzles mıydı? Grizzles. Ha, aynen oraya benziyor. Atıyorum işte oradan hatta portallar açıp oralara geçişini yapıyorsun. İşte daha önce sadece inşaat olmamış hali gibi duruyor. Ama direkt Azeroth'un Titan ruhunun rüyası böyle olmamalı diye düşünüyorum. Yani bir fiziki şeye... Ya işte o şu yüzden tahminen hani o zaten Azeroth'un rüyasıydı. Freya orayı craft etti. Craft etti pardon. Yani şöyle geçiyor. O yazıyordu ama. Freya'nın tamam. Oraya girip... Açtım. Kopya çekiyorum. Kopya Freya oluşturuyor Emerald Dream'i ve aynen Azeroth'un eğer ki bu Titan mekanizmaları tarafından gezegen üzerindeki yaşam yok edilirse Azeroth üstündeki yaşamın bu model baz alınarak yeniden yaratılması için bir blueprint olarak bunu oluşturuyor. Yani Azeroth'un ölümlü canlılar olmayan versiyonu. Emerald... O zaman ayrımı şöyle yapalım mı? Hı-hı. Hani hep bu Emerald Dream'de o zaman Azeroth'un rüyasında Dream diyelim sadece. Ha? Kendi rüyası o. Ha canım Emerald Dream demene bir sakınca yok. Demek istediğim şu. Azeroth'un başka bir rüyası var. Hani o Rift of Alm'da gördüğümüz hani biraz daha böyle düz plane kısmı vardı ya. İşte zaten... ona Emerald Dream diyelim. Hani şey, o blueprint'e Emerald Dream diyelim. Tamam. Yani Emerald Dream. Evet. Onu diyoruz zaten. Azeroth'un kendi rüyasına da rüya diye karışmasın. Tabii yani Azeroth'un o şey zaten Dream diye. Şarkı olayı gibi işte yani orada bir terminoloji şeyi oluyor, karmaşası oluyor. Yani bizim gezegenin içinde uyuyan bir Titan'ın işte uyuduğu için gördüğü bir rüya var. Ve Titan olduğu için bu şarkı olarak dışarı yansıyor. Biz onun konuşmasını direkt olarak duyamıyoruz. Zaten Magni bize işte speaker ya bu konuşmayı işte bunu diyor diye bize anlatan bir ara varlık olması gerekiyor. Hatta çünkü... şey diyor ya işte Nuzot'u güya mağlup ettikten sonra işte onun şarkısını artık çok temiz duyuyorum diyor. Aynen evet. Yani zaten bu yüzden işte Titanlarla direkt olarak iletişim kuramıyoruz. Yani bir aracı ya da işte kendilerinin kullandığı bir ara varlık olması gerekiyor bunu bize aktarabilmeleri için. Halbuki sadece Nuzot orada distortion'ı kıstı biraz. Yani. Peki o zaman şeyi konuşalım. Shadow enerjisini konuşalım. Çok tamam. Şey yapıyoruz şu an dağılıyoruz. Aslında vaktin sonuna doğru geliyoruz ama Shadow enerjisi nedir, ne değildir, kim kullanır, nasıl kullanılır bir konuşalım. Ya tamam. Shadow bence hani Death'le karıştırılsa da bence ikisi için de kullanılabilecek bir şey ya. Ona karar verdim çünkü ama farklı şekillerde anlayabiliriz. Hani bir ölümün gölgesi demek var, bir de Void'in kendi terminolojisi Shadow var. Hı hı. Benim dikkatimi çeken şey Shadow Prince'de bu ikisi ayrı. Yani bir Shadow Magic bir de Void Magic olarak şeyinde yazıyor Shadow Prince'in. Evet. Açıklama var ya, klas açıklamaları, spec açıklamaları. Shadow ve Void Magic diyor. Evet, ayrı. Onun peki Astrobatic bilgisi ne? Onu hemen anlatayım. Yani Shadow aslında zaten Shadow Void enerjisinin fiziksel evrendeki manipüle edilebilir hali olarak tanımlanmış. Ve işte Light enerjisinin birebir zıttı olarak ancak oluşturulabiliyor ve kullanılabiliyor. Bunu tabii farklı işte oynayabildiğimiz klaslar da farklı şekilde bunu kullanabiliyorlar. İşte mesela priestler, warlocklar bunu büyü olarak kullanıyor ama işte Red Knight'lar da kullanıyor. İşte roguelar bunu işte subtlety roguelar kullanabiliyor. İşte Shadow bir nevi artık böyle şey gibi Death Knight'a yakın bir mantıkta neredeyse kullanıyorlar. Hunter'lar bile hatta işte oklarını Shadow'la işte büyüleyip Black Arrow atabiliyorlar. Yani Shadow olarak işte enerji olarak bunu kullanabilmenin altında işte Void'den bu gücü fiziksel olarak manipüle edip kullanılabilir hale getirmek gerekiyor. Mantığı bu. Void'le bağlantısı da bu. Shadow Priest'lerin Void büyüleri yapabildiği hali
direkt zaten olarak void formu olarak geçiyor. Aynen. Direkt olarak void'e kanalize olmaları gerekiyor bunun için. Bunu da tabii fiziksel evrende devamlı bir arada tutabilecekleri bir form değil. Aynen işte void god'ların ama void lord'ların fiziksel evrene geçememesi gibi bu void formu geçici bir süre tamamen kanalize olarak belliklerini delirmemeye çalışarak tutmaya çalışıyor. Aynen. O zaman ne oluyor? Void'i fiziksel evrene fiziksel evrende kullanılır bir hale dönüştürmeleri gerekmiyor o durumdayken. Direkt olarak void enerjisini alıp aynen aktarabiliyorlar. Nasıl işte hatta şey işte priestler de holy enerjileri kullanırken işte aynı şeyi yapabiliyorlar. Birebir light'ı aktarmak için geçici olarak o forma girebiliyorlar. Ama devamlı bunu kullanırlarsa fiziksel vücutları bunu kaldıramayacağı için devamlı o halde gezemiyorlar. Hatta onun ayrımını iyice Shadow Priest üzerinden vurguluyorum. Shadow Priest'in her zaman içinde bulunması gereken default formda bir Shadow Form ama dönüşüp DPS'i çok arttırdığı formda da Void Form. İkisi farklı. Evet, olarak evet. İyice vurgulanıyor orada. Evet. Yani işte oradaki mantık o zaten. Yani Void büyüleri kullanabiliyorlar. Evet. Ama bunu devamlı yapamıyorlar. Çünkü aynen işte hem fiziksel vücutları hem de zihinleri bunu devamlı kaldıramaz. Yetmiyor. Yetmiyor aynen işte fiziksel limitler bunu kaldırmıyor. Warlock'lardaki shadow büyüleri de işte mesela Affliction Warlock'lar evet. İşte ağırlıklı shadow büyülerini kullanıyorlar. Ama Warlock'lar bunu yapabilmek için işte şeyin tersini yapıyorlar işte Holy büyücülerin yaptığını tersini yaparak yaşamı yok ediyorlar ve işte ve onu kullanıyorlar. Ruh gücü olarak hapsedip işte kristallere bu kristallerdeki gücü aktarıyorlar ve bunu işte eğer işte mesela gene fel büyüleri aslında kullanarak bunu yapıyorlar bir nevi ama bu büyüyü işte mesela çürütücü ve işte light'ın oluşturduğu şeyleri yok etmek için özellikle odakladıklarında bu shadow'a dönüşüyor. Çünkü yani amaçtan dolayı, araçtan dolayı değil de işte void mesela işte shadow priestlerin yaptığı mesela işte amacı direkt amaç void'i kullanmak ama warlock'ların amacı yaşamı yok etmek. Ters bir şekilde shadow'a ulaşıyorlar iki ayrı noktadan. Bu işte fiziksel evrendeki enerjinin bir nevi nasıl diyeyim tezahürü gibi oluyor. İşte Affliction Warlock'larda işte o koydukları damage over time spell'ler mesela corruption diye geçiyor ya işte. Evet. Bu o mesela karşısındaki işte canlının, ölümlünün ya da işte yaşam enerjisini tüketiyor. Yaşam enerjisini yavaş yavaş emiyor ve bazı şekillerde kendisine de geçirebiliyor bunu. İşte bunu yaptığı için o shadow olarak tezahür ediyor. Yani bunu yapmak için aslında işte soul magic dediğimiz işte fel kaynaklı büyüleri kullanıyorlar. İşte yani şey olarak düşün işte okuyup yaptığı işte büyü aslında fel bir büyü kaynak olarak ama onun işte tezahürü shadow olarak gözüküyor. Eğer bunu yok etmek için yaparsa o zaman işte destruction'da o felde anlattığımız olay oluyor. Feli çünkü birebir yok etme amaçlı kullanıyor ve o da işte fel olarak ortaya çıkıyor işte. Yakıcı bir enerji olarak fiziksel formda gözüküyor. Ya da öyle etki ediyor. Şeyi tabii onu demiştim bak hani Death Magic ile olan farkı mesela işte Death Magic biz aslında görmedik daha önce. Bunu tek gördüğümüz örneği Sylvanas'ın işte o Saurfang'i tek hamlede yendiği işte zaten da aslında halen görmediğimiz ve işte sinematikte gördüğümüz işte Volvar'la savaşında kullandığı güçler onlar anima, anima kaynaklı Death Magic olarak geçiyor ve onun tam mantığını henüz görmedik ama bildiğimiz kadarıyla işte Shadowlands'in de işlemesini sağlayan o anima gücünü işte nasıl biz işte life'ı ters olarak kullandığımızda shadow oluyorsa animayı da ters olarak kullandığında death magic oluyor. Hmm. İşte ama iyi anlamda ve işte kurtarıcı ve işte nasıl diyeyim ölenlere yol göstermek için mesela kullandığında işte o
Bastion'daki mesela mavi akan anima olarak gözüküyor. Doğal hali de o oradaki. Zaten Shadowlands'ı da bir arada tutan ve işlemesini sağlayan güç kaynağı da o olarak geçiyor. Onu henüz tam detayıyla görmediğimiz için bu kadar biliyoruz. Ama Red Magic, Shadow Magic değil. O farklı bir evrenin büyüsü ve işte bizim evrenimizdeki fiziksel olarak kullanıldığını gördüğümüz tek yerde işte o Sylvanas'ın Saurfang'i tek hamlede öldürdüğü yer. Bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla alakalı? Normalde şimdi Magic School'lar, hani okul diye çeviriyoruz ama Magic School çevirdiğinde büyü tarzları, büyü tipleri olarak hani söyleyebileceğimiz şeyler. Sırasıyla gittiğimiz zaman physical, yani fiziksel, arcane, ateş, fire, frost, işte buz, nature ve shadow görüyoruz ana şeyde. Bir de holy var. Ana şeylerde. Bizim void yok değil mi? Void yok, shadow var onun yerine. Hani direkt void'i karşılayabilecek olan. Death'i de sanki karşılayabilen bir şey physical artı shadow gibi duruyor. Yanlış mı düşünüyorum? Bir gözüküyor ama aslında öyle değil. Şimdi burada gözüken magic school'lar bizim fiziksel evrenimizdeki büyünün magic school'ları. Evet. Yani Arcane'de işte biraz anlatmıştım aslında bunu. Mesela işte fiziksel olarak uyguladığın zarar aslında işte karşındaki canlının işte life tarafından ve işte arcane tarafından oluşturulmuş fiziksel vücuduna zarar veriyorsun. Bu zarar verdiğin şey işte fiziksel hasar olarak geçiyor. Zaten işte fiziksel olarak forma girmiş bir yaratığın o fiziksel formunu bozmak fiziksel güç olarak gözüküyor. Ve bu aslında bir büyü okulu olarak geçmesinin sebebi bu. Arcane olarak işte baktığın zaman kaotik bir gücün, kaotik değil de dağınık bir gücün odaklanıp da zarar verici bir hale ya da işte belli yapılar oluşturacak şekilde işte portallar gibi yapılar oluşturacak şekilde fokuslanmış işte odaklanmış hali. Fire bunların işte yok etme amacıyla odaklanıp işte mesela gene arcane kaynaklı aslında fire büyülerde ve işte fire elemental'lar da mesela arcane'in fiziksel formu ama oluşurken işte nasıl diyeyim? Mesela sinirle ve böyle yok etme amacıyla, karşı tarafa zarar verme amacıyla bunu odakladığınız zaman işte ateş olarak fiziksel bir tezahürü oluyor. Ama bunu işte daha mesela sakin bir şekilde ve işte yavaşlatıcı, işte daha böyle savunma amaçlı kullandığınız zaman bu frost oluyor. Frost. Ve bunu işte aynı şekilde işte elementali de işte daha sakin, barışçıl ve işte durgun bir ruh halinde oluyor. İşte nature'da mesela işte bu güçlerin bir araya gelip işte bir canlı formlar oluşturarak işte nasıl diyeyim konsantre olmuş hali. O zaten nature ve işte spirit olarak da geçen şey dört temel elementin bir araya gelip oluşturduğu bir güç. Yani spirit ki olarak da mesela monklar bunu ki olarak kullanıyor. İşte şamanlar spirit olarak kullanıyor. Druidler de nature olarak kullanıyor. Bu aslında hepsi aynı güç. Ve dört elementin bir araya getirilip işte yaşam oluşturmak için odaklanmış hali. Ama doğal olarak odaklanmış hali zaten bu. Sadece buna kanalize olup işte bunu farklı şekillerde tezahür edebilen okullar var. İşte druidlik, şamanlık ya da işte direkt doğal olarak geliyor. Mesela Emerald Dream canlıları, işte Wild God'lar da bu doğal olarak var. Onlar bir büyü kestetmiyor. Onların zaten işte pençe vurması gibi bir hareket. Onlar da o şekilde kullanıyor. Ama Shadow'da işte bu Spirit'in ve Holy'nin işte tersi olarak oluşuyor. İşte Spirit olarak oluşursa işte Fel ve işte bu bütün elementlerin ters olarak yok etme amaçlı kaotik halde kullanılması için işte yaşamı yok ederek bunu tezahür ettiğinizde bu işte Fel oluyor. Ama bunu işte fiziksel şeyleri işte canlıları ya da işte karşınızdaki düşmanları işte çürütme amacıyla, çürütme demeyeyim de yavaş yavaş işte onların gücünü emme ve yavaşça yok etme amacıyla nispeten daha sinsi bir şekilde kanalize ederseniz
Shadow oluyor ama Shadow. Drifter o zaman mı? Senin söylediklerinden şunu çıkartabiliyorum. Mesela şimdi Death'le Void arasında karıştırılan Shadow enerjisi var ya. O zaman bizim bu normalde Dead Knight dediğimiz karakterler biraz daha nature, yani doğayla Shadow'un birleşmesini peki, kullanıyorlar. İşte şimdi geliyordum ona. Zaten işte Shadow'dan aslında kasıt bir nevi decay bir enerji değil. Decay bir oluşum. İşte spirit gibi düşünün. Ama dört elementin ters ve yok etme, yaşamı yok etme amacıyla bir nevi işte ya da şöyle anlatayım. İşte bir şey öldüğü zaman işte çürüyor ya. Bunu da işte enerjilerin öldüğü zaman işte o çürüme enerjisini kullandığını düşünüyor. Spirit yaşam enerjisini kullanıyor. Nature doğal düzenin enerjisini kullanıyor. Ama decay bu çürümenin, yok olmanın ve işte döngünün alt kısmındaki enerjiyi kullanıyor. Bu da aslında fiziksel evrenin doğal döngüsünün içinde olan bir şey. Ve Death Knight'lar da bunu kullanıyor. İşte aslında Death Knight'lar bu açıdan Warlock'lara çok yakın. Şey gibi düşün işte Priest'lerle Shadow Priest'ler ve işte Paladin ya da şey Priest'lerle Paladin'ler işte Shadow'u kullanan Warlock'larla işte Death Knight'lar gibi. İkisi yani bu gücün iki ucunda ve işte farklı tarafını kullanan artık nasıl diyeyim işte büyük kullanıcıları. Death Knight'ta işte Paladin'in tam tersini yapıyor. Anladım. Aslında onlar decay güçlerini kullanıyorlar. İşte çürümenin ve işte Shadow'un oluşmasına neden olan işte fiziksel gerçeklikleri kullanıyorlar. Ama bunu işte Death Knight'lar daha böyle iradeleriyle yaparken, doğal bir şekilde yaparken işte Warlock'lar bunu büyü olarak ve işte kanalize olarak bunu özellikle kendileri işte öğrenerek yapıyorlar. Mage'ler de mesela bu ikisinin ortasında aslında bütün elementlerden farklı güçlere odaklanarak bunu bir nevi işte eğitimle odaklanmayı güçlendirerek yapıyorlar. O yüzden hepsinin arasında mage'ler ve zaten şey olur işte karanlık tarafa düşen mage'ler warlock olur gibi hep anlatılıyor işte lore'da da. İşte hatta daha ötesine geçince Necromancer. Death Knight olmuyor. Necromancer ya da onun da ötesinde Lich oluyorlar. İşte Kel'Thuzad mesela ilk başta bir mage. Ama işte bu karanlık güçlere ve onları kullanmaya böyle o kadar saplantılı hale geliyor ve bu güce o kadar böyle bağımlı hale geliyor ki işte aşama aşama Lich'e dönüşüyor ve işte fiziksel formunun ötesine geçiyor. Bir insan olarak başlıyor. Ama en son halinde gerçek formundan çok farklı ve işte yarı undead bir yaratığa dönüşüyor. Onun da işte ama yani bunu yapmaktaki amacı bu gücün kullanmak için o kadar böyle fiziksel formuna zarar veriyor ki artık bu insan formu buna yetmiyor ve o da lich haline dönüşüyor. Bunu bilinçli olarak yapıyor tabii. Evet, true evil ya. Şimdi Shadow Venerse aslında Death'le şeyi konuştuk. Magic School olarak da nasıl aslında anlamamız gerektiğini de ortaya koyduk. Bizim listeye aldığımız konu başlıklarından Old God'lar nedir, amaçları nedir gibi bir şeyimiz kalmış. Ama onu çok konuştuk aslında. Evet. Aslında onu konuşmadık. Yani şu yüzden konuşmadık. Seviyor ya. Hani bu... Hayır bir dakika. Bu yayını açıp... Power of Twilight nasıl konuşmasın? Sesin gitti. Şu yayını yapıp da Hour of Twilight nasıl konusunu açmasın? Bir dakika, biraz daha yaklaşık. Tamam açalım, sıkıntı yok. Hour of Twilight, evet. Yani... Yani... Abi... Tam ben yayını arkeğini, kapatıyorum demedim. Markeyini konuşuyoruz, Hour of Twilight nereden? Yani? Adam onu dur oğlum dur, atağa geçme oğlum, sakin. Şey yapmadım, yayını kapatıyorum demedim. Dedim ki bunu konuştuk zaten arada. Ekleyeceklerim var mı diyecektim, adama ekledi direkt. İyi. Yani ekledim. Hour of Twilight. Yürü. Gelsin. Yürü orada. Sen de. Hour of Twilight, Void'in aslında kendi idealindeki evren. Ama daha küçük ölçekte bizim bildiğimiz Azeroth'un o Old God'ların komple eline geçmiş. Hatta o End Time Dungeon'ın, Katakadezim'deki End Time Dungeon'ın da o nasıl olduğunu gördüğümüz hali. İşte Deathwing'i bile en son Nuzot'u satıp şeyin üzerine saplamış. Rimless Temple'ın. Evet. Ve Cho'Gall bunu alternatiften orada ben bunu dikkat ettim. Şeylerden öğreniyor. Draenor'daki Pale Orc'lardan.
şeyler. Alternatif trenleri oynarken görmüşsün gibi böyle soluk tenli böyle golma benzeyen orklar vardı. Hmm. Belli yerlerde. Onlar böyle işte Draenor'da Void enerjisi çok ciddi anlamda maruz kalıp delirmiş canlılar, orklar. Çogal bunlardan öğreniyor bunu. Ve o yüzden daha Azeroth'a gelmeden önce Hour of Twilight biliyor zaten, o yüzden Twilight Hammer adını koyuyor klanına. Ve işte amacı da Ork Godların bunu gerçekleştirebilmesini sağlamak. Ve Chronicles'ta da yazdığı üzere Katon'un da Yogg-Saron'un da serbest kalışlarında çok ciddi pay sahibi. Onun haricinde Ethereal'lar çok Locus Walker. Yani Void konuşup Locus Walker'ı da biraz konuşmak lazım. Bir kısa çünkü ekleme yapabilir miyim Hour of Twilight ile alakalı? Bu ara nasıl söyleyeyim, Alacakaranlık Saati diye çevirebiliriz evet. Türkçe'ye. Yine H.P. Lovecraft'tan esinlenmiş bir konudur diyebiliriz. Bu arada bunun en net örneğini evet aslında Deathwing'i Rimless Temple'ın tepesinde saplanmış şekilde gördük diye düşünüyoruz ama o paketin yayınlandığı bir sinematik vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Thrall bir rüya görüyor. O rüyasında Hijal'den doğru bir alev nehri akıyor ve Ragnaros, ki orada zaten Old God'lara hizmet ettiğini biliyoruz. Ragnaros böyle bir alev dalgasıyla Orgrimmar'ı yok ediyor, geçiyor. Yani aslında o nasıl söyleyeyim, işte Nuzzot'un gerçekten Orgrimmar'a yani Drotar'a yapmak istediğinin bir göstergesiydi. Ve gerçekten işte atıyorum Firelands'teki savaşı Firelord yani Ragnaros kazansaydı Drotar'ın ya da Drotan'ın işte ya da şeyin Orgrimmar'ın başına gelecek olay buydu. Ki Mount Ajal'da Teldrassil'de Nodrassil'de yanacaktı zaten. Amacı aynen oldu. Aynen Nodrassil'de yanacaktı yani. Bir şöyle söyleyeyim. Yani uykuda bize yapılmak istenen projeyi gösteriyor. Aslında bir nevi önden spoiler veriyor. Hadi al bakayım defansı yap falan diye. Yapabiliyorsan gibi. O da biraz hani kibir yüklüdür. Old God'ların şeyinden kaynaklanır. Evet. Yani bunu arada eklemek istedim. Yani nasıl bir olgu olduğunu hani şeyde oyunda çok yaşadık aslında. Ve hani Deathwing'i de zaten komple organize ediyorsunuz en başından sonuna kadar. Hani bütün hareketlerini Deathwing'in bütün katakazizmde yaşayanların tamamını Deathwing Nuzzot organize ediyor. Onun haricinde şey hoş aslında Twilight Father şey Almanını unuttum şimdi. No light, no shadow, sadece güç var diyen. Ha, Twilight. Priest, dönek priest. Artmış o Benedictus, evet. Ha, Benedictus. O adam mesela Light'tan dönüyor ve o adama Old God'lar kendileri iletişime geçip ikna ediyorlar. Void'in evet. Daha. Delirerek geçmiyor, ikna olarak geçiyor. Evet. Şey diyorlar hatta, Chronicles'ta da yazıyor yani Light'ın işte baskıcı olduğunu, dominant olduğunu, Void'de özgürlük olduğunu ikna ediyor, ikna ederek. Evet. Archbishop Benedictus'u Twilight Father'a çeviriyorlar. Bir tane daha priest var öyle geçen de onu unuttum şimdi. Onun haricinde Shadowmoon klanı var. Ya ben onlara şu yüzden çok takığım. Benim dediğim gibi ilk Shadow Void'i gördüğüm dungeon o ve hani bizim bu kadar Shadow'la Void'i ayırmamıza çalışmamıza rağmen, gerçi Chronicles öncesi olduğu için olabilir de, oradaki elemanlar Death ile Void'i neredeyse iç içe kullanıyordu ki ben bunu sürekli zaten vurguluyorum. Hani herifler Necromancer ama Void enerjisi kullanıyorlar. Evet ha o da şey onu tabi belirtmek lazım. Şimdi Alternate Draenor'da bu kadar böyle farklı şekilde Shadow Moon klanının artık böyle dönüşecek kadar bu güce böyle kanalize olmasının sebebi yani bir tane Nauru'yu adamlar tek başlarına neredeyse işte Dark Star'a çeviriyorlar. Evet, Dark Star. Yani çeviriyorlar. Void God'a dönüşmek üzereyken zaten işte Ultimate Draenor'daki Velen kendini feda ediyor ve onu tekrar Nauru'ya dönüştürüyor. Yani orada o yüzden öyle bir fark var. Normalde öyle bir olayı yok işte. Şey Gul'dan'ın da geldi işte Shadow Moon klanı. Aslında gene var böyle Shadow'a ilgileri ve işte güçleri var. Ve işte ilk Warlock'lar da oradan geliyor ama evet. Yani Ork Warlock'lar ilk oradan geliyor ama
şeydeki Alternate Draenor'daki resmen farklı bir boyut. Çünkü Murat Han'ın dediği gibi birebir Void'e kanalize olacak kadar iç içe giriyorlar. İşte Nauru'yu dönüştürmelerinin sayesinde. O yüzden yani orada farklı bir boyut var. Ve Alternate Nerzul'u da aslında çok kolay öldürüyoruz ama evet. Normalde işte Lore'daki gücü gerçek Nerzul ki aşırı güçlü bir aslında şey. Evet onu da anlatmış. Yani, hem şamanken hem sonraki halinde. İçkinken. Ama Alternate Nerzul'daki Nerzul ondan çok daha güçlü çünkü o birebir Void'e kanalize olmayı öğrenebilmiş bir işte evet. Kullanıcısı ama biz onu dungeon'da kesiyoruz işte. Çok bana... haksızlık yani bayağı. Evet, Valla Draenor'un şeylerinden. Evet yani. Orası bir raid olabilirdi yani. Tabii canım çok yani. Çok raid olurdu orası. Void'i de öğrenirdik ciddi anlamda yani. İyice evet. Çok ciddi bilgi sahibi olabilirdi. Ben evet. O kesme çünkü olaylarına çok karşı değilim ya. Ne olayı? İşte şey yani çok yüzeysel geçiyor ve çok kolay. Evet. Yani o kadar en azından ölmemesi lazımdı mesela. Sonradan işte... bir şekilde işte devam edebilmesi lazımdı. Çok kolay ölüyor o gücüne oranla. Yani baksana demek ki yani o adamların Void Ledet'i neredeyse iç içe geçirmiş olmalı. Benden başka kimse dikkat etmemiş ki bir tek ben sığınıyorum. Yani o kadar yüzeysel geçilmiş. Yani. Çünkü oradaki ikinci boss, Void boss'u Ork atalarının ruhlarından falan besleniyor diye. Yani. Evet evet. Şey evet. Değil. Void Ledet arkadaş değiller ama şey... Paylaşamadıkları şey aynı. Anima. Diğer onda bütün güçler şey aslında. Onu da diyeyim. Hani kolay kesilebilmesiyle ilgili bir mazeretleri var. İşte Void'le o kadar içli dışlı oluyor ki fiziksel evrendeki hali işte orijinal Nerzul'dan daha zayıf hale geliyor diye bir anlat. Bence de mazeret. Yani olmamalı yani. Ama işte bu şeyde anlatılan işte Chronicle'da anlatılan olaya bir nevi işte yapıştırmış olayı. Yani Alternate Nerzul... Fiziksel evrende çok güçlü olmaları evet. İşte fiziksel evrendeki gücünü kaybedecek kadar Void'le içli dışlı olduğu için kolay öldürüldü diye bir işte mazeret var. Yani ben de çok katılmıyorum. Bence de onun çok daha güçlü olması gerekiyordu. Ama yani mesela 6.3 olabilirdi yani. Gerçi 6.2, 6.3 Legion oldu. Yani işte mesela Farallon'u hiç görmedik mesela. Alternate Draenor'daki evet. Farallon'u görsek işte Outland'daki Netherstorm olan kısmın evet. İşte orijinal halinin orası orada Void şey Ethereal'lar orada mesela. Çünkü şey Outland'da mesela orayı direkt böyle büyü odağı olarak kullanıyor. İşte Kael'tas'ın bütün arkeleri oradaki ajanları ama işte biz onun orijinal halini göremiyoruz. Orijinal halinde doğal bir void oluşumu ve doğal bir void bozulması ya da öyle bir sızıntı gibi bir şeyler olabilirdi mesela. Onu görebilirdik. Ama bağla software'in orada o kadar çok şey. Yani bu kadar böyle potansiyeli büyük olup da harcanan yani. Ya evet o konuda şey. Katılıyorum ama hani karakterler nasıl kesiyor uyuyor. Şey yapamıyor ama diyorum artık kesmediğimiz mi kaldı da. Evet orası öyle canım yani. Void şeyi yapmışlar işte. Bu ara yani Farthing. Raid'de kesti kimseye dokunmazdı ya. Görkem. Benedictus gibi olan Farthing. Evet Farthing. O da şey delirerek değil o da ikna olarak evet. Geçiyor. Evet. Eskiden bir Archbishop olmasına rağmen. İşte Zalatat'ı kullanmaya çalışırken geliyor oluyor. Aynen. Evet, ekleyeceğim var mı Murat Hancım? Sorulara geçelim. Sorular var. Sorular varsa tamam yardım. Yok, ekleyeceğim varsa konuyu tamamlayıp yok, geçelim. Aynen. Yok, belki onlarda bir şeyler bulurum. Yolla. Onları bekliyorum ya. Old God'da kalan bir şeyler diyordun ama herhalde anlattık yani. Anlattım. Amaç işte. Evet. Kendi içinde anlatılmış oldu. Ya zaten hani eksik kaldıysa ki zannetmiyorum. Murat Han'la bizim bu konsey öncesi bir Old God yayınımız vardı. Orada da birçok şeye cevap verdik aslında hani Old God özelinde. Ama dediğim gibi herhangi bir eksik kaldığını zannetmiyorum. Diyorum ve sorulara geçiyorum. Abi bir şey sorabilir miyim? Geçen gün yayında Draenor'u Legion köprü olarak kullandı demiştiniz. Peki Void'ler neden kullanamıyor Draenor'u bizim realme geçmek için?
o yayının başındaki soru değil mi? Evet, ha, evet. O Draenor değil, Outland aslında kastediyor. Alternatif Draenor. Outland diye düzeltti sonra. Ha, Outland. Önceki geçiş ya, çünkü oraya Kırcayet'in oraya gözünü diktiği için orayı yoğun olarak kullanıyor sadece. Void kullanıyor. Bir de Void'in bizim evrenimizde, gezegenimizde geçmesine gerek yok ki. Yani zaten içinde otlatlar var. Yani. Lin'in dışarıdan gelmeye çalışıyor. Kırcayet'in planlarıyla. Evet. Ama mesela Ethereal'ları kastediyorsa mesela, ben şöyle bir detay da vereyim. Hep niye öyle düşünüyorum bilmiyorum ama hep böyle Ethereal'larla otlatlar sanki aynı Void'e ait değillermiş gibi. Yani çok... Tarzları çok farklı geliyor, bilmiyorum niye. Biri çünkü istemeden dönüşüyor, birinin var olma amacı o. Öyle bir fark var. Evet. İşte, evet. Yani, demişken bak, güzel aslında hatırlattın, onu diyecektim ben. Ethereal'ların Void'e bu kadar yatkın olmasının sebebi ve işte hatta Undead'lerin işte Void'e immün olmaları, arada konuştuk ama mesela onunla ilgili bildiklerimizi söyleyelim. İşte Ethereal'ların fiziksel formlarını kaybetmelerine neden olan bir Void God olduğu için Void'in etkileyeceği kısmın dışındaki bütün varlıklarını kaybediyorlar. O yüzden varlıklarını bir arada tutmak için zaten doğal olarak içlerinde kalan güç zaten Shadow'a ve Void'e bağlı bir güç. Bu yüzden aslında çok rahat bir şekilde Void büyülerini ve Void büyülerini demeyeyim de Void evrenine kanalize olabiliyorlar ve Shadow enerjilerini, Void enerjilerini kullanabiliyorlar. Bu yüzden bir doğal bir yatkınlıkları var Ethereal'ların Void'e ve onları da her zaman o yüzden Void'le bağlantılı görüyoruz. Tabi bunu farklı amaçla kullanan işte farklı Ethereal faction'ları var. En son üçüncü bir faction olarak da işte Locus Walker'ı gördük. Ekibi. Aynen, o da direkt olarak Void'i böyle kullandırmaya çalışan bir... Void'i Void'e karşı kullandırma planı. Aynen, işte bir nevi Illidanvari bir mantıkla yaklaşıyor. İşte önceki iki faction'da bir tanesi işte Karesh'in, yani o yok olan gezegenin yönetici ırkı, o tamamen intikam amaçlı kullanıyor. İşte, diğerinin de aslında en yakın örneğini şeyde görüyoruz. Hem Seat of Triumvirate'de görüyoruz hem de... Bir detay olarak vereyim. Samvel'e Aleri yaklaştığında oraya geçit kapısı olarak kullanıp o Ethereal'lar Silver'una saldırıyor. Samvel'e evet. O sonuçta şey, Void Elf'leri Void Elf yapan, yani o Locus Walker'ın öğretisiyle gelen Void gücü ve bu aslında gözüktüğü kadar kendi kontrollerinde olmadığını da evet. O Aleri'ye, Samvel'e yaklaştığında görüyoruz. Yani bir onu kullanıyorlar araç olarak. Fiziksel evrene geçmek için o bir nevi işte Void Elf'leri de kendilerine alet ediyorlar. Ama onlar bunun farkında değil işte şu anda. En azından hani öyle. Şey nasıl? Nauru'yla temizlenmiş sandalin içinden gelebiliyor bu. Hali. Evet, Aleria'ya yaklaştığı için. Evet. Aleria'yı yani o kadar nasıl bir böyle geçiş kapısı olarak kullanılabilecek hale getirmişlerse ve o yaklaştığı anda oradan çıkabiliyorlar. Aleria'nın normalde yanması lazım mesela orada. Evet. Enerjiyle. Çünkü tam zıt bir enerji var Aleria'nın içinde. Evet. Direkt böyle Void God'a dönüşmek üzere olan bir Nauru'nun enerjisini emdi Aleria Void Elf olmak için. Ve bu öğretiyi de diğer işte Blood Elf'leri terk eden Void'le ilgilenen Blood Elf'lere bu öğretiyi vererek İşte Void Elf ırkını oluşturdu bir nevi. O yüzden onlar aslında çok stabil bir ırk değil. Ama ileride belki işte aynı Illidanvari bir mantıkla biraz kurtarılabilirler. Ama işte onu muhtemelen onunla ilgili bir böyle çatışmalar ve işte kendini kaybeden Void Elf'ler falan görürüz ileride. Kendiniz işte, otomajanında var zaten Magister Olympics. Aynen işte, yani zaten işte nasıl büyü enerjisini kaybedip dönüşen işte Blood Elf'leri, işte diğer Elf'leri falan görüyoruz. Yani onlarda da aynı şeyler olur yani. Sonuçta Void enerjisiyle. Geçiyorum abi ikinci soruya.
vakit kaybetmeden. Başlangıç sorusu olarak Warlock'lar neden Void ve Fel Summon'u yapabiliyor büyü olarak? Fel hadi ben neyse de ikinci olarak abi. Neden Void? Diğer güçlerden yok. Dreadlord'ların Fel ile Void çalışmasından mı? Aslında bir nevi cevapladık bunu yayının içinde. Onu cevapladık ya. Aslında Void değil Shadow. Orada evet. Yani bir nevi aslında cevapladık bu soruyu diyebiliyoruz ve diğer şöyle soru... Getirdikleri Voidwalker'lar Void yaratıkları ama evet. en düşük seviye Void yaratıklarından ve bunu da yani esir tutabilmelerinin sebebi kendi kullandıkları büyüler işte ruh büyüleri ve işte ruh kristalleri kullandıkları için o gelen Void yaratığının açlığına hitap edebiliyorlar ve Void yaratığına da zaten fiziksel enerjileri emme fırsatı veriyor onu önünde kullanarak. O sayede onlar zaten o tanklık güçlerini kazanabiliyorlar. Şey diyeceğim hani insanların Void Walker ve Demon Yarmasına kafası karışmasın. Arkadaşlar o şimdi Utku falan kızmasın da arkadaşlar o Vanilla ve The Burning Crusade lore'u. Niye yani o kadar böyle karma karışık her şeyin ne olduğu belli olmadığı bir lore ki özellikle böyle kursetler maalesef ki Illidan'da toparlamaya çalıştılar bir de Kael'tas'ı şimdi. Tamam. Kael'tas'ı kullanıp iyice toparlamaya çalışacaklar. Onun için çok hani o Voidwalker Demon falan kafanız karışmasın. O böyle kursaydı o. O öyle. Ben biraz bir kızayım şimdi. Uydurdular onu. Kızayım şimdi. Ben bir kızayım şimdi. Sen nasıl Burning Crusade lore'una laf atarsın? Sen nasıl bunu yaparsın? Ha? Ya evet. O kabul edersek işte Chronicle'daki açıklaması o yani Demon değil Voidwalker'ın Demon olmadan da tutabilmesinin sebebi işte onların yani kendi normal doğal varlıklarında olan açlıklarına işte kullanarak esir tutuyor yani çok aslında esir tutmuyor sadece işine geliyor Voidwalker'ın orada Warlock'ın işte hizmetinde gözükmek öyle düşündü onu. Bütün demonlar için böyle aslında. O zaman hızlı sen Ramazan turuna devam ediyorum. Bu arada Zalatat ne oldu? Evet Zalatat. Zalatat gitti. Bizden ne? Ayrıldı. Bizim Zalatat attı gitti. Nereye ve gitti? Kendi planlarını bilmiyoruz işte. Locust Walker'la beraber Blizzard'ın evet. Tahminen ilerideki bir void içeriği için sakladığı karakterlerden biri ve inşallah Zalatat. İşte biz şey olarak düşünüyoruz işte. Nuzlot serbest kalan ilk Old God olarak düşünüyoruz ama aslında serbest kalan ilk Old God Zalatat. Yani gerçek gücüyle görmedik sadece ama ilk serbest kalan ve gerçek anlamda özgür olan ilk Old God Zalatat. Ondan sonra Nuzlot serbest kalıyor. Evet ama onun da nasıl serbest kaldığını konuşmuştuk zaten Vision teorisinde. Kafanız karışmış. Demonlar o... Titanlardan daha eski. Bunların arkasında ne var hocam? Kim var Demonlar Titanlardan daha eski değil bir kere onu söyleyeyim ama farklı evren şartlarında oluşan yaratıklar işte evrenin oluşumunu anlattık ya Light ve Void var işte evrenin farklı boyutları var bu ikisinin çakıştığı yerlerde Twisting Nether diye bir paket yani paket denmez de işte cep evren evet cep evren var ve bunun en yoğun olduğu ve odaklandığı yerde de merkezinde Argus gezegeni var. Yani onu bu şekilde biliyoruz. Bize anlatılan bu. Ve o yüzden Twisting Nether'da o bu işte Void ile Light'ın çarpışıp da işte oluşturduğu bu cep evren cep alt evrenlerde oluşmuşsa ancak orada yok edilebiliyor demonlar. Çünkü şöyle düşünün işte mesela bizim oynadığımız karakterler fiziksel evrenin karakter yaratıkları ve işte Light'a bağlı yaratıklar. Bunlar o yüzden normal bizim bildiğimiz yollarla işte ölüyorlar. Ama Twisting Nether'dan gelen hem Light'tan hem Void'den oluşmuş bir yaratık onu fiziksel evrende öldürdüğünüz zaman sadece Light'tan oluşan kısmını yok etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra kendi oluştuğu evrene gidip ruhu ve burada tekrar fiziksel formuna kavuşabiliyor. Ama Twisting Nether'da öldürürseniz hem Void tarafını hem de fiziksel tarafını yok etmiş olduğunuz için o zaman tamamen ölüyor. O öyle öldüğü zaman da işte nereye gidiyor diye bir tartışma var. İşte Shadowlands'e gidiyor mu? Yoksa işte farklı bir bunların kendi Shadowlands'i mi var? Ya da işte demonlar ne olursa olsun bir süre sonra
geri geliyor mu gibi bir işte orada belirsizlik var. Bildiğimiz kadarıyla ne olursa olsun geri geliyorlar. Ama evet. Şu andaki durumda Argus işte olmadığı için Argus'u kullandıkları zaman çok daha hızlı geri geliyorlar. Daha yavaş falan olacak. Yani şu anda normal kendi döngüsünde geri geliyorlar gibi işte biliyoruz. Öyle bir fark var. Geçiyorum bir sonraki soruya. Bu ara soru cevaplarken soru geliyor falan. Gayet güzel. Biri Black Forest'ı sorsun da onu konuşalım. Sormayacağız inatla. Sen dedin diye de sormayın. Arkadaşlar chat sormuyoruz. Koskoca lore writers diyelim. Bence en baba ince ince işlenmiş bir Sylvanas hikayesi. Legion ile boostlandı ki bence makuldü. BFA ile yine inceden Shadowlands'te harcanma meselesine nasıl bakıyorlar? Christy Golden harcandığını düşünmemiz lazım. Bir saniye soru devam ediyor. Christy Golden bir metsen değil midir? Ya da her roman yazan yine bir metsen değil midir? Hakikaten çok yazık olacak bu karaktere. Uzun tamam soru yok. Sıkıntı yok abi. Uzun uzun yaz. Okuyacağız. Evet. Görkem sana bırakıyorum. Gerçi ama yazarlarla ilgili background'u da daha sağlam evet. Bence Görkem. Şimdi şöyle Christy Golden bir kere yani yani Matt Sam daha çok yaratıcı bir yazar ve yani yazım olarak aslında çok da güçlü bir yazar değil. Yani kreatif zihin olarak evet çok edebi bir yazar değil. Oluşturan ve detaylarını sonradan toparlayıp bir arada tutan adam Matt Sam. Yani şu anda oynadığınız ve işte bütün bu üstüne konuştuğumuz işte detaylar aslında Matt Sam'ın çoğunlukla uydurduğu ve ilk işte Alex Afrezi abi, Chris Metzen ve işte ilk yazar kadrosunun işte Richard Knack, Christy Golden ve işte diğer yazarların yazdığı şeyler. Ama işte Christy Golden da yani zaten hiçbir yazdığını Metzen onaylamadan basmıyor. Ya da o evet. Oyuna öyle geçmiyor. Zaten sizin şu anda oyunda gördüğünüz her şey fikir sahibi olarak yani Matt Sam'ın buna okey vermesi gerekiyor. Yoksa oyuna geçmiyor. Zaten fikir sahibi o ve emekli de olsa bu adam yani yaşadığı sürece bunun onayına sunulacak her zaman. Yani hatta şey oldu mesela Shadowlands Alpha Shadowlands diyorum Legion Alpha olmadan önce şeyle Chris Matt Sam'le bir toplantı yapıldı. Onu duyurdular. İşte buluştuk, görüştük falan diye. Bunlar sadece çay içmek için buluşmuyor tabii ki. Yani, ne olacak diye sonraki expansionlarla işte öncekiyle bağlayıp işte tutarsızlık olmaması için detayları oturtuyorlar. Aynı şey işte Battle for Azeroth'tan önce daha romanı falan duyulmadan önce bile işte Christy Golden'la Matt Sam buluştu. Ya buluştuk diye böyle kol kola fotoğraf verdiler. Yani orada da aynen muhabbet edip hatır sormuyorlar. Ne olacağını planlıyorlar işte sonraki aşamalarda ve o yüzden şimdi Sylvanas'ın hikayesinde düşündüğünüz zaman buna Metzen'in okey vermediğini, Sylvanas karakterini yaratan Afrazi abinin falan buna onay vermediğini düşünmeyin. Yani hepsi evet, bunlar. Evet, önemli. Çünkü bu legal olarak zaten bu karakterleri yaratan adamlar intellect property'nin sahibi. Ve oradan para kazanıyorlar bu adamlar ve buna okey veriyorlar. Bu ya, tamam böyle olsun demezse olmuyor. Paramı kesin okey. Ya tabii hani bakın şeyi düşünün. Adamların bu kendi yaratımlar üzerinde hala. Yani bunu şey gibi değil işte nasıl George Lucas işte Disney'e Star Wars'un haklarını sattı ve artık üstünde söz hakkı yok ya. Öyle bir şey yok Warcraft için. Hala Metzen'in işte bu hakları satmış olduğu bir durum yok. Yani hem ortaklığı var hem intellect property'de işte kendi yarattığı karakterler ve hikaye üstünde söz hakkı var. O yüzden işte yani uzun uzun anlattım ki Sylvanas'ın hikayesini de böyle düşünün. Şimdi bir şeyler oluyor. Belli kısımlarını beğenmeyebiliyoruz. Anlamayabiliyoruz. Bu niye böyle oldu? Ya da işte bu hikaye kötü gitti, abarttı falan gibi çok tepki geliyor. Özellikle Battle for Azeroth'un hikayesinde de mesela genel gelen işte ters yorumlar. Sanki Christy Golden yazmış da kötü yazmış. Hep onun başının altından çıkmış gibi bir intiba oluştu. Öyle bir şey yok. Neredeyse 15-20 kişilik bir kadro var. Bunlar yazıyor.
detayları. Ondan sonra onaydan geçiyor. İşte bu Matt Zen'in ve ilk yaratıcı kadronun onayından geçiyor. En son oyuna artık böyle ekleniyor. Yani ve oyuna eklendikten sonra da mesela bir sinematik izliyorsunuz ya, o sinematiğin işte scripti, senaryosu yazılıyor. Bunlar da onaydan geçiyor ve o şekilde o sinematik prodüksiyona geçiyor. Yani bu çok böyle yani artık böyle derin bir mevzu. Yani o Sylvanas'ın hikayesi uydurup deyip geçebileceğin bir şey değil. Yani hani şöyle olabilir, sevmedim dersin, hoşuna gitmemiş olabilir. Evet. O başka bir şey ama bu hani bir kişi kötü yazdı da kötü yapılıyor, böyle olmaz bu iş diyorsanız, bu işin daha iyi yapılan versiyonu yok zaten endüstride yani. Evet. O yüzden bu şekilde kabul etmek zorundayız. Şöyle bir de yani eklemek istiyorum Sebahattin abi, değerli sorunun karşılığında. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım harcanacak mı? Evet. Hani şu anda... Evet. Yani evet, freni kopmuş bir kamyon görüntüsü veriyor olabilir ama... Bakalım. Onun... Ve hani siz... bakın ben de şeyi... Ben de konuştum. Ha, pardon, sen söyle. Biz hani Sylvanas üzerine aynı Görkem dediği gibi upuzun konuştuk zaten. Bir yayınımız var. Hani mantığa oturtmak için. Ve hani Görkem dediklerini destekleyeyim. Sizce Metsen 20 yıllık artık çocuğu gibi gördüğü serinin hala olayından geçiyorsa madem, kötü gitmesine izin verir mi? Olay verir mi kötü gidecek bir senaryoya? Yani. Tabii ki yani vermez. Ama bir Metsen değil yani, yani Christy Golden. Hayır ya, işte o tamam ayrı, o ayrı bir şey ama. Christy Golden geliyor. Bunları yazayım mı diyor. Yaz diyor o da. Hani mevzu o zaten. Beğenmiyorsa da bence diklanıyordur zaten. E tabii canım. O olmaz der. Yani veto hani... hakkı vardır yani. Yani yok yok, başka evet. Yok. Hani... Zaten ya zaten şöyle düşünün arkadaşlar. Christy Golden yani Blizzard'ın maaşlı yazarı. Yani şu evet, yazıyorlar, o detayları arayı dolduruyor. Ama Sebahattin evet, abiye yani şöyle katılacağım. Çok özür dilerim, sözünü kestim Görkem. Bir gerçekten bir normal işte polisiye roman yazarıyla bir fantastik evren lore yazarının kafası çok farklı. Evet. Yani belki demek istediği orada şeydir. Yani Christy Gold ve Metsan arasındaki fark, vurgulamak istediği şey budur. O konuda hak veriyorum. Çünkü yani ben eminim yani Golden öyle ilerliyor mu? Belki Görkem cevabını verir, daha iyi tanıyor. Yani Metsan çünkü bunları hani yazarken hikayeyi kafada olgusunu oluştururken çizimini falan da yapıyor. Yani tabii yani. Yani Metsen, görsel olarak ama şekillendiriyor. Ama Metsen mesela şey değil. Metsen, Metsen bir edebi yazar değil. Yani ha, mesela evet. Christy Golden gibi ya da şimdi haşa Tolkien gibi yazamaz. Kesinlikle ama, ben onu demiyorum. Ama adam bütün basic fikirleri koymuş. Bunun üzerine de o diğer yazar kadrosuyla ilerletiyor. Mesela, hayır, mesela şeyi söylemek istedim. Hala şurada bak, Tolkien örneğinde çok güzel verdin. Neden? Çünkü Tolkien de yazarken kafasında oluşturduğu şeyleri okuyucuları tarafından gerçek anlamda tam olarak anlaşılsın diye kağıda dökmüş görsellerini. Yani mesela biz işte Helm's Deep'i ya da Minas Tirith'i falan böyle kıçımızdan uydurarak ya da işte kitabı okuyan kişilerin hayalindeki gibi değil, Tolkien'in hayalindeki gibi filme döküldü evet, ya da kağıda döküldü, işte resme döküldü. Hani demek istediğim bu. Yani Metsen de buna benzer bir yazar. Evet, hani doğru. Mesela Chronicles'ın ön sözü mesela gibi. Ve şimdi hatırlamıyorsam Chronicles'ın yazar kadrosunda da hala Metsen var. Var var tabii canım var, zaten. Var. Yani baş, hatta baş projeyi ilk ortaya atıp böyle evet, yani baş yazarı olan o yani. Neyse hani, çok şeye gireceğiz. Dur. Yok yok, sorulara geçelim. Hani evet, biraz daha yazarlık nedire dönmüş oluyoruz şeyde, konuda. Görkem... En son diyeyim. Yani Utku'nun dediği çok doğru. Yani Metsen tamam, fikir sahibi olarak çok iyi yaratıcı bir adam ama Metsen yazar değil. Evet. Yani teknik olarak. Ne oldun yani, yazar? Aslında bir yazar değil. Yani Christy Golden yazarın ta dibi yani. Evet. Cidden şimdi kadının Tomar'la Star Wars kitabı, Star Trek kitabı da var. Yani sadece Warcraft yazmıyor. Bu kadının yani dağ gibi geçmişi var. Durduk yerde buna bu işler verilmiyor zaten. Yani zaten dikkat edin, Blizzard'da top of the top elemanları evet, aldılar.
Hatta yani... şeyi de söyleyeyim. Witcher'dan da CD Projekt'ten de transfer etti hatta son bölümde. Tabii tabii. Witcher'ın kadrosundan da aldı. Yani direkt yazarını aldılar yani. Evet. Yani Blizzard'da... Gayet sağlam. Tabii yani özellikle böyle üst konumlarda mesela müzik de öyledir. Yani Blizzard'daki kompozörler yani besteciler yani kendi böyle önceki iş hayatlarında ve yaptıkları işlerde böyle üstün üstü Hollywood'da iş yapmış böyle bir sürü şeyde zaten kendini ispatlamış adamı böyle parayı bastırıp transfer ediyorlar ve Christy Golden'ı maaşlı yazar yapmak da öyle kolay iş değil. Kadın niye rahatını bırakıp böyle bir şeye girsin? Demek ki yani öyle bir kontrat verdiler ki kadına onu maaşlı yazar olarak alabildiler. Değil mi yani? Orada gider yani... olmadı tutunamayanlar yazardı. Takılırdı kenarda yani. Buradan yani, şunu da... Çünkü zaten var kadını satan bir sürü böyle New York Times bestseller 40 tane mi ne kitabı var yani. Yani şeyi düşünün. Bunun örneğini şöyle verelim. Nzot sinematiğinden sonraki tepkileri hatırlıyorsunuz değil mi? Biz de verdik tepkimizi, kızdık. Bu nasıl saçmalık falan dedik. Hı. O süreç boyunca Blizzard'dan hiçbir ses çıkmadı. Çünkü evet. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ve hani bunun neye yol açacağını da çok iyi biliyorlardı. O sinematiğin neye yol açacağını. Çünkü ben şey demiştim. Ulan koca ofiste kimse buna bakıp bir şey demedi yani. Tabii canım evet, yani zaten onu da programda konuşmuştuk zaten. Evet, evet. Bu amaçsız bir şey olamaz yani. Onun için hani hatta daha sonraki röportajlarda bu yeni röportajlarda Steve Denison'ı falan bu Nzot imaları falan da var. Biliyorlar yani artık. Yani. Onun için yani, son topları alalım o zaman. Evet, uzak, evet. Evet. Çünkü yani, bayılırız da severiz de. Devam edelim. Saat 12'ye geliyor. İlk Virkul değişimleri Druidizm ve Şamanizm vardı. İlk Virkul insan değişimi kastı sanırım. Kultiranlar evet. İlk değişenlerden mi? İlk değişimler mi? Yok değil. Hayır ama onların Druidleri bilmesi Drastlardan geliyor sanırım. Evet o ama... Neyse bunu açmayalım. Görkem konuşmaya başlar falan ne kadar. Yok ama bundan bahsetmiştik Life'da. Evet Life'da ona uzun anlatmıştık. O bölümü evet. Açarsa... Evet, yani YouTube'da var. Nasıl kullanıyor uzun uzun anlatmıştık onu. Sargeras mı alır yoksa Old God'lardan herhangi birisi mi? Sargeras. Sargeras yani fiske bile değil yani üflemesiyle falan. Tabii canım böyle yani tırnağın ucuyla vursa gider ya. Ya işte şeyden ama mesela işte Amantul fiziksel formunda elini atıp çekiyor bir tane Old God'ı tamamen söküp sıkıyor patlatıyor öyle düşünün işte yani. Ama zeka olarak Old God'dan çok daha zeka olarak Old God'dan çok daha yüksek. Sabahattin abi öyle bir yayın da yaptık biz Sargeras adam mı diye. Geçen yayın o. Aynen aynen. Bir önceki yayın. Onu da şey yaptık konuştuk derin derin. Şimdi şey Sabahattin abi şey diyor. İkinci sorum. Shadowlands sonrası full retcon bekliyorum. Ada evet. Adalar paralel. Nereye yok, kadar lel? Yanlış mıyım? Redcon olacak bir durum yok çünkü Shadowlands orijinal hikaye. İlk kez aslında şimdi bütün bakımlar expansion'dır. İlk kez orijinal hikaye göreceğiz. Evet. Bütün önceki expansion'lar, bütün önceki WoW'un konusu hatta hep Warcraft işte oyun 3. Warcraft 3'ün ve Frozen Throne'un konusundan dallanıp budaklanıp geldi. Hep onun ekmeğini yediler evet. Aynen yani bir Redcon olduysa onlarda oldu. Ve işte toparlandı Chronicle'da. Kanon son hali Chronicle öyle düşünün. Ama bu Shadowlands ne Chronicle'da olan bir şey ne de daha önce anlatılmış bir şey. İlk kez orijinal bir konu, orijinal bir mekan göreceğiz ve yani orada göreceğimiz ırklar da oradaki yönetici yaratıklar da hepsi yeni, hepsi sıfır yani. Yani şöyle tabii, düşünün. O yüzden onu yani retconluk bir durum yok. Shadowlands'te göreceğiniz en eski şey ölen karakterler yani. Evet, aynen. En tanıdık şey onlar, öyle bir şey. Yani Uther'ı falan göreceksiniz işte. Bildiğimiz var birkaç tane. Kalitası göreceksiniz. İşte onlar tamamen yapayım yani. Konuluk bir durum yok. O da zaten öldükten sonraki varlığıyla ilgili olacak. O yüzden onda da bir retcon yok yani. Ama Shadowlands'ı Demon'ı da göreceksiniz. Onu bilmiyoruz. En azından bir Pit Lord göreceğiz eğer ki. Evet, bir Pit Lord var. Evet. Ve Lord Denatrius var tabii ki. Ha tabii. Denatrius.
hani Taliesin'in bile o konuda video çektiği de onu şeyde konuşuruz haftaya. Lord of Dread diye geçiyor yani. Selama. İlki gibi bir şey yani. Hepsini göremeyeceğiz galiba demiş de Erdem şey yani o orada işin güzel tarafı ucu açık. Yani öyle evet. Yok ama ona şey demişlerdi ya illa herkes getirmek için değil anlamlı olan karakterleri getirdi. Bunun için de artısı önemli vermişlerdi ya. Yani artısı böyle. Evet. Artısı görmeme ihtimali çok yüksek. Evet. Ne yani ama artısı anlamsız bir amacı yani. Ha? Ama yani şey olabilir işte bir gönderme yapabilirler işte Arthas buradan geçti falan gibi böyle mal bir köşeyi göre hani şey vardı ya bu orijinal Gul'danın öldüğü yerleri falan görebiliyorduk raid'in evet. içinde. Arthas'a muhtemelen Mav'ın ya da Torghast'ın içinde öyle bir ufak gönderme yapabilirler evet. ama daha fazla görmeyiz. Hatta böyle şeyi vardı ya Gul'danın böyle elini falan sürdü hani Warcraft 3'te evet, böyle evet. tutmuyordu falan ya böyle. Evet. Hatta ben o şey hani Görkem şey dedi ya hani bu yepyeni Blor Shadowlands. Ben hatta o Sylvanas'ın bunu daha önce söyledim. Sylvanas'ın o helmi kırmasını bu yüzden çok sembolik alıyorum. Çünkü hani o helmi kırdım ve artık Warcraft 3'ü de yani biraz. O evet. şeyi bitirdim demek o hani. Frozen, o dominasyon bitti artık. Aynen. Bitiriyor yani. O Dorne üzerindeki o her ne kadar çok sevsek de Warcraft 3 dominasyonu bitti demek. Evet. Yani gerçekten şimdi şöyle düşünün. En altından en üstüne kadar hep orijinal ırklar, orijinal yönetici yaratıklar. Evet. Yeni bir artık böyle evren düzeni Shadowlands'e artık nasıl kapsayıcı evren olarak bakarsak oranın düzeni. Mesela işte Ion Hazikostas bir röportajda işte direkt şey dedi işte Death Pantheon dedi. Mesela Pantheon işte Titanların oluşturduğu grup ya. İşte Shadowlands'ı yöneten bir Death Pantheon var dedi. Yani bu ne şimdi? Yani orada bayağı güzel bir koca potansiyel geliyor gümbür evet, gümbür. Evet. Değil mi? Sağa boş ya. Evet evet. Yani tamamen boş sayfa. Her şey yerine bütün konu yeni geliyor. Yani bağlantılar tabii ki olacak ama işte bütün o bağlantılar yani retcon olma ihtimali yok. Zaten sıfırdan olan evet. bağlantılar olacak. Ben onu şöyle yorumlamıştım abi. İlk Shadowlands açıklandı işte BlizzCon'da ve yorumlamalar geldi. İşte Deep Dive'ı falan geldi. Hatta işte burada yayında falan konuşuyoruz, tartışıyoruz arkadaşlarla yine. Onu şuna benzetmiştim abi. Biz Warcraft ya da işte Warcraft 3, World of Warcraft oynuyoruz. İşte lore'unu konuşuyoruz sürekli falan. Sürekli olarak bir televizyona bakıp bir hikaye dinliyorduk. Ve Blizzard evet. o anda işte kumandayı eline aldı ve o televizyonu kapattı. Paf. Ya da kanalı değiştirdi. Evet yok kanalı değiştirmek değil. Tam işte Sylvanas'ın o helmi kırma anı. Aynı. Aynen evet, yani evet, o kapandı evet. ve şu anda gerçek yani o kozmik haritaya da şeye benzetiyorum. Gerçek dünyaya bir dönüş yaptırdı bize. Orada dışarıda farklı bir dünya olduğunu gösterdi bize. Evet. Perspektif bir anda böyle açıldı gerçekten. Ve arkadaşlar merak etmeyin. Shadowlands'tan sonra çok tanıdık yüzler göreceksin. Çünkü Black Empire bakalım. O da bizim tahminimiz. Bu arada şey de tabii düşünün. Şimdi Shadowlands'la ilgili konuştuğumuz her şey daha yani ilk böyle çıkışta gelen konu. Bunun daha sonraki patchler gelecek. Content patchlerde evet. konu daha dallanacak, budaklanacak. Şöyle düşünün. Derinlerini ben görebilirsiniz demişler. Anladın mı? Battle for Azeroth geldiğinde sadece Faction War olacak diye mesela bakıyordum. Old God'lara bu kadar iç içe geçip de bağlanacağını kim tahmin edebiliyordu mesela? Ben. Yoktu yani böyle bir şey. Ben diyor ya. Ben. Ya da Shadowlands'te şeyleri çok iyi bekliyorum. Şey dediğim de şu. Ha böyle miymiş? Diyeceğimiz evet. çok an olacağını düşünüyorum yani. Evet. Mesela Elun mevzusu yani işte WoW'un başından hatta Warcraft 3'ün böyle başından beri böyle geçen bir yani ve hiç fiziksel formunu bile bilmediğimiz bir yaratığın sonunda ne olduğunu öğreneceğiz mesela. İşte mesela Moezala'yı işte aynen klasikten beri adı geçen bir Death God işte ya da Death Loa'sının sonunda fiziksel formunu ve 72 metre. Gerçek güç seviyesini mesela göreceğiz. Neden öyle mesela?
nasıl bir etkisi var, ne yapmaya çalışıyor. Yani Sylvanas'ı mesela Warchief yaptıran oymuş. Evet. Bunu öğrendik mesela. Yani neden bunu yaptı? İşte onu da Shadowlands'ta öğreneceğiz. Ve hani Shadowlands konusunda Wolf'in mesela konusu bağlanacak. Yani Sylvanas konusu bağlanacak. O beğenmediğiniz Sylvanas hikayesi sonunda bir oha diyeceğiz böyle bitince. Evet. Yani şey ben hatta o kadar olmaz falan demeyin. Yani o öyle bir ters köşe geliyor. Çok farklı atlar var ellerinde. Yani evet çünkü önümüze serdikleri işte ekmek kırıntıları aynen biz Hansel ile Gretel gibi gidiyoruz arkasından şimdi. Mesela Tornar şey demiş, aslında bakarsanız Shadowlands ile bambaşka bir oyun oynamaya başlayacağız bence. Demiş evet doğru, hem hikayesel olarak hem de mekanik olarak da. Sistem de değişiyor doğru yani. Evet. Yani ben bunu şu anki bugünkü konuya bağlayayım arkadaşlar Shadowlands'ın sonrasında. Dizot'un planlarının kendi istediği gibi konuşlandığı bir gelecek görebilirsiniz. Az önce döndüğümüzde onu zaten konuşmuştuk. Eski yayınlardan birinde çok detaylı bulabiliriz. Evet. Battle for Azeroth bitti mi gerçekten? Öyle bir adı var. Evet. Hatta Ration bile sürpriz bir gelecek olabilir değil mi? Ration'ı başka bir amaçla dönebilir. Pıçayla birlikte. Yani. Evet. Zalatat'la beraber değil mi? Pıçayla bir birlikte. Zalatat'la beraber kol kola mı? Evet, yanlış söyledim. Şöyle tentacle şey kanatlarıyla falan mı bilemiyoruz yani. Değil mi ama şey var zaten Black Dragon yani siyah dragon ejderhalarda böyle bir old god'lara kankilik durumu. Ama Magni hiçbir zaman gitmeyecek değil mi? Hep orada olacak. Çünkü Earth'le işte toprakla bağlantılılar ya. Evet. İşte toprak bağlantılı olduğu zaman zaten yüzey işte old god'lar yüzey üzerinden böyle korkunçlarını yayıyorlar ve işte Flash dedikleri de zaten işte zaten bizim mitlerimizde de geçer ya işte insanın yaratılışı topraktan gelir. İşte bütün et kandan etten oluşan her şeyin yaratılışı toprağa bağlıdır. Topraktan geldik toprağa. Mesela şeyi sorayım Murat'ınla alakalı. Hani şey diyor ya ben işte uncorrupted'ım, hiç corrupt hani tamamen uzağındayım. Peki neden Zot'la son savaştığınız zihnin merkezine gelmiyorsun? Evet. Yani hatta oraya gelirsem deliririm diyor. Kabuktan sonra şey yapıyor işte. Aynen kayboluyor ortadan. Ha yemedi evet. Mi Retian? Ha? Yemedi mi? Yoksa işte başka bir durum mu var? Bir dakika ben başka bir şey daha ekleyeyim. Magni'ye feci yıkılım demiş mesela Sabahat. Magni niye gelmiyor bizimle oraya? Ha, Magni de gelmiyor. Aynen. Hayır ha. Gelemiyor. Gelmiyor. Magni ile Mother gelmiyorlar zaten. O arkadan bağırıyorlar. Pompon kız gibi. Tamam da stadın içine evet. Girmiyor. Stadın dışından bağırıyor. Pompon kız olarak. Korak olacakları için. Ha işte ne olacaklarını bilmedikleri için. Siz gibi. Hatta şey Nuzot'un data mining'den ability'lerinden birinde Mother ile Magni düşmandı. O sonra eklenmedi ama. Evet. Ben Magni'yi yani özellemiyorum ya. Hani, o retcon işte mesela. Evet. Hani son bir şey daha ekleyeyim o zaman bu Wolfgat konusunda. Biz Magni'nin Azeroth'u duyduğunu nereden biliyoruz? Azeroth'un korumlu olduğuna bu kadar eminsek. Hadi bakalım. Ben hiç bu zaten Magni'ye hiç. Yani evet hani en başından beri Azeroth'u duymadığını nereden biliyoruz? Azeroth mu mesela? Ne? Konuştuğunu ya da işte, evet, işte bize düşüncelerini aktardığını zannettiği şey Azeroth mu? Evet, hani en başından beri Azeroth olmadığını hepsinin o kadar da naif nereden? İnanır. Bak ilk şey Guild Whisperlar'da geçiyordu hatta değil mi? Şey Diamond King... Diamond King, evet. Yani Elmas Kral piyonumuz oldu işte 5 işaretle geri geleceğiz falan diye. Ta artifaktlar zamanı Legion'da evet. Yani böyle bir bize tüyo verdiler o kırıntılar. Onun için yani bu Black Empire yani onu başka zaman konuşuyoruz. Yazacağım hatta ben o konuda da. Nihalot'ta çok harcanmış gibi gözükse de. Ona çok müsait. Hani şey, o konuda zaten yazacağım ben. Nihalot'ta çok harcanmış gibi gözüküyor maalesef. Evet. Ama evet. Daha farklı gelebilir. Yani nasıl harcandığını da yazacağım bu arada. Hani neden raid olmasının nereye yol açtığını ama umudumuz işte Blizzard'ın da kendi verdiği cevaplardan bu arada. Hani son bir röportajda developer'ın verdiği cevaplardan. Hani bunun tekrar karşımıza çıkacağını umabiliriz. Yani biz oto öyle evet, şey... O beğenmediğiniz yazar kadrosundan çok işte, çılgın bir tweet görebilirsiniz. Yani. Abimiz Murgard olur kendisi. Evet. O da çok
böyle sağlam yazardır bu arada. Bıyık altından gülerek cevap verdim. Yani Nuzot'la ilgili soruyu mesela şey diye cevaplar ya kestik işte bitti falan diyebilirdi mesela. Öyle demedi. Yani tabii Nuzot'la ilgili daha çok şey göreceğiz durun bakalım falan diye böyle sırası gelince evet. Falan yaptı böyle. Yani, hani şey dedi Nuzot gibi bir canlının tek bir sonu olabileceğini düşünmek onun bize vermeye çalıştığı dersleri yok saymak olur dedi. Evet helal güzel hatırladın. Developer diyor ki bize vermeye çalıştığı dersleri. Evet. Developer diyor bunu bu arada. Not. Bence Nuzot tam bir babacık ya valla. Yani düşünsene işte. Böyle senin her şeyini biliyor ama seni tozun olarak görüyor yani. Her türlü zayıflığına evet. Seni böyle layık görüyor yani. Gözünü açmaya layık görüyor. Bu ara chat'te de geçti. Murathan da değindi. Ben aslında bunu bu hafta konuşmak istiyorum. Murathan bize şeyi aktarsın istiyorum. Black Forest'ın detaylarını. Hiç bilmiyorum. Allah! Kısa ne olur. Yani. Black Forest şöyle. Şimdi meclisten hocam 5 dakikan başladı. Hani tamamen Neolito'ya benzer bir yer. Çünkü Puzzle Box'a konuşuyorum. Şey gibi 5 dakika. Puzzle Box'a yoksa onda geçiyordu zaten Black Forest'ta. Ve hani orası da aynı Neolito gibi böyle ölen ruhların gittiği ve gayet korkunç bir yer olarak bahsediliyordu. Ve Old God'ların farklı bir domain olarak gözüküyordu. Hatta benim de bir teorim vardı. Acaba bunların kendilerine ayrı özel ayrı ayrı domainlerim var. Hani Black Forest yoksa Rom acaba falan diye. Ya da Nihalata Nuzot mu diye. Onun için hani Black Forest henüz görmediğimiz bir Old God domaini. Bir bölgesi. Ve yine cüssel bir yer tahminen. Şey diyor işte kara ormanda yürüdüğünde göreceksin. Ya da şey diyordu. Look around, they'll all betray you, please. Evet, evet. Çevrendeki herkes sana ihanet edecek. Kara ormana kaç diyordu mesela. Bir tane kule var diyordu kara ormanda. Devasa bir kulenin gölgesinde her şey, hiçbir şey nefes almaz, her şey ölüdür diyordu. Yani orası da böyle gayet ürkütücü ve yani Nihalota'nın benzeri bir yer. Old God bölgesi mi yoksa Void'in çok güçlü olduğu bir yer mi? Tanrı Old God bölgesi. Yoksa onun Nihalota'sı gibi. Evet ben de onu diyorum yani. Evet. Bence hani Nihalota Nuzot'un özel yeri. Evet. Çünkü onlar biraz da şey diyor. Benim empire'ım, benim şeyim, benim evet. İmparatorluğum olacak. Orası Nuzot'un kendi denemesiydi. Belki bir yerde Black Forest'ı yoksa onun domain olarak göreceğiz. Çünkü ona daha uygun, daha korkunç, daha deriliğe yatkın bir yer. Yani Black Forest böyle Blizzard'ın cebindeki yer, cebine koyduğu yerlerden biri. Evet. Ama fiziksel bir yer değildir. Shadowlands'da olduğunu düşünüyordum da değilmiş. Değil. Emerald Nightmare'in içinde belki olabilir. Rift of All'ın derinliklerinde olabilir ki orası da benim aslında Blizzard'ın olduğunu düşündüğüm yerde. Bence direkt şeyde ya yani Azeroth'un yansımalarından biri gibi ben yani işte o Nihalota, da ayrı bir tepe ha işte yani paralel evren gibi ama yoksar onun iradesinde. Dream'i evet. Yani onun ya da işte şey bu şey vardı Murathan Görkem bir harita var bu Pangea haritası gibi düşünün Azeroth'un hani Sundering'den önceki hali patlamamış hali ve işte o sırada hem Black Empire'dan söz ediliyor hem de işte daha elemental lordların hakimiyetinden bahsediliyor işte mesela Khatun, Yisharaz, işte Nuzot ve Yogg-Saron'un hakimiyet bölgeleri var. Acaba Black Forest dediği o dönemde hakim... Olabilir, evet. Yani çünkü Nuzot'un da işte Nihalota olduğunu evet. Varsayıyoruz. Çünkü bütün Nihalota Nuzot'un üstünde kurulmuş. Evet. Bakarsanız. Yani hepsinin bir ortak güç merkezi olabilir ama Nuzot'un asıl kontrolünde olabilir. Ama işte şimdiki Azeroth üzerinde de görebiliyoruz ya Nihalota'yı. Aynı evet. Mantık var bence. Yani o da dediğim gibi yani farklı bir şey olarak tamam. Çok mantıklı olur ve güzel olur. Yoksa onun hakimiyet bölgesindeki kendi işte Azeroth'u işte dönüştürmeyi düşündüğü versiyonu.
gibi. Katul'da garibim, kimse sallamıyor. Onun da var canım. Silithus da onun işte eski şeyi. Evet. En böyle vanilla, en düşük grafikli hali değil mi? Yok mesela hatta şey... Katul da galiba şey, Katul'un eski bölgesi. Evet. Şey videoları ya, da koydum, görebilirsiniz. Black Empire diye geçiyor değil mi? Ne abi? Evet. Katul'un bölgesi vanilla zamanında Black Empire diye geçiyor değil mi? Ha yok, öyle geçmiyor. Black Empire biliyorum. Olarak geçmiyor. Şey, hatta işte Black Empire'dan gelenler falan dediği zaman o işte şey var ya, işte raid'in içindekiler dışarı saldırmaya başlıyor. Evet, evet. Yani Black Empire olarak değil de oradan geliyorlar. Ve anlatıyor. Şey görevinde var hatta, işte Scarab Lord görevinde direkt geçiyor orası. Ama raid'in içini kastediyor yani. Oradan geliyorlar diyor. Bu arada o Black Empire ile ilgili haritayı da paylaşayım, belki daha iyi anlamınıza yardımcı olur. Yeşil hariç en çok alana sahip zaten. Evet, en güçlü oldu zaten. İşte hatta zaten merkezinde, hani gezegenin merkezinde yer alıyordu da Amantulon'u hatta söküp atarken yara açıyordu falan. Şeyimi evet, alırlar evet. İşte. Yaylın Quest'inden sonra o kara keçinin, yeşil haricin yani metafor yapıldı. Siyah, yedi gözlü siyah keçinin bizimle yer değiştirdi. Ve yeniden doğduğu iması vardı Aylin Quest'in birinin devamında. Bir kaltiste gittiğimizde bize bunu söyledi. Bir rüya görüyorduk. Yani o yeşil harici yeniden doğduğuna ya da doğacağı dair bir ima vardı. Evet evet. Yani zaten şey, kalbi kesiyoruz ama şey de diyor, Zalatat da onu diyor. Yani gerçek anlamda ölmediği için Old God'lar tamamen yok olmuyorlar hiçbir zaman. Ki, yani oy da şey... Aynı hani şey. İşaret edilse yandık. Onu da söyleyeyim. En güçlü çünkü. Yani. Evet, zaten gerçekten. Şey işte. Şeyde işte Twisting Nether'da anlattım ya. Demonları öldürmek için işte orada kesme evet. İşte mantığı. Yani Old God'ları da tamamen yok etmek için işte Void şeyinde boyutunda öldürmeniz lazım. Öyle bir şey de yapamıyoruz. Mümkün değil. Yani biz Light'ın varlıkları olarak oraya geçip orada onları öldürmemiz mümkün değil. Yani zaten işte şey bu Void War teorilerinde de şey diyorlar işte, yani Void o kadar güçleniyor ki artık işte fiziksel evrenle Void birbirine girmeye başlıyor ve işte Void ele geçirmeye başladığı için onlara karşı savaşabilir hale geliyoruz gibi bir işte teori var. Yani yoksa çünkü şu an anlatılan haliyle birbirine etki edemiyor zaten bu iki güç. Ve peki ben artık çok uzadık biliyorum da, ondan son bir teoriyle ben kapayım. Benim çok uzun süredir, çok uzun süredir benim bir bu iddia ettiğim bir teori vardı. Nzot'u Katun Kutulu'yla benzeterek. Hani Nzot'un Arslan abilitesi ölen minyonları canlandırmaktı ya, Arslan'daki abilitesi. Ben Nzot'un diğer 3 Old God'ı dirilteceğini düşünüyorum ama Black Empire content olursa. Diğer 3'ünü aynı Kutulu'nun diğer Old One'ları uyandıracak rahip olması gibi. Nzot'un da rolü alacağını düşünüyorum. Diğer bana da şey gibi gelmişti işte, eğer ki Zalatat Old God değilse direkt Kutulu gibi bir işte Old God rahibi gibi o bunu yapabilir gibi gelmişti bana da. Onu destekleyen bir ufak şey de var işte, Sargeras'ın kılıcı o yöne doğru saplamaya çalışması yani. Evet, belki de aynen. Bir şey biliyor hani Katun'la ilgili böyle bir detay var gerçekten ve hani Katun durdurursa durdurabileceğini düşünüyorum. En azından durdurmuş olur yani. Evet. Yani olmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Black Empire. Yani işte hani en başta konuştuk, bilinmezlikten besleniyor bu konu. Her şey gerçekten mantık çerçevesindeki her şey olabilir. Biraz Lovecraft'tan da beslenince olabilir. Yani eğer gerçekten dediğin gibi Lovecraft'ın yazdığı mantığa uygun bir şekilde giderlerse, yani Shadowlands'te bile o Death Pantheon'la bağlayabilirler. Eğer ki Elin ve diğer işte o üst yönetici varlıklar işte Lovecraft'ın mitosundaki o üst varlıklar denkse, yani o zaman işte zaten sonraki expansion'ın yolu direkt Black Empire'ın yolunu yaparlar yani. Aynen öyle. Ya çok güzel gidiyor hikaye.
Yani o yüzden şimdi Sylvanas falan orada çok önemli bir karakter olacak böyle bir chat varsa yani. Çok güzel gidiyor ki. Oh. Ya bunun için Sylvanas'a biz nasıl teşekkür edin diyoruz. Silvoş. Ama yok onlar kötü karakter abi. Tentacle boy. Çok kötü yazıldı Sylvanas. Yazdın yazım Sylvanas'ı. Olmadı hiç yani. Ben bile daha iyi yazarım. Yani bana verseler... Olgular aşık yazdım. Ay ay. Kızmayın tabi takım. Sonra... Ya. Developer'lar şey diyordu yani, Garrosh'u amatör olarak görür falan diyordu Sylvanas için hala. Yani Garrosh'u amatör gözüyle bakar diyordu. Şimdi developer'ların kendine göre. Evet o güzel detaydı. Yani Garrosh, old katı, korap olmuş biri, diğer tarafta kadın gökyüzünü yarıyor. Bence çok kıyafet yapmıyorum. Ayrıca da corruption'a immün olarak geçiyor, bilmiyoruz. Evet. Bunu bak Discord'da biz mesela arkadaşlar şöyle bir dedikodu vereyim size. Biz Lore Konseyi diye bir Discord'umuz var ki işte buradan bu şekilde yayın yapabiliyoruz. Kameraları ikimiz açıyoruz ve bu grup hep duruyor. Murat Han bu konuyu işledi. Bunu söylemek için büyük ihtimalle hani pusuda bekledi. Hani an kolladı ve orta açılınca kafa topuna çıktı ve golü attı şu anda hani. Ve yere de oldu. He? De şöyle kapayalım. İlyada'na çok benziyor Sylvanas. Onu da işleyeceğiz. Yani. Yok bunları söyleyeceğini hani şey yaptı zaten hani. Orada bekliyor. Hayır. Pusuda bekliyor değil mi? Bunu tabii. söylemezsem duramam dedi yani. Biz dedik sakinleştirmeye çalıştık. Abi dedik dur Void konuşacağız yapma. Dur abi ne alaka Sylvanas falan. Diyelim vallahi, arkadaşlar ben şöyle genel olarak izleyicilerimizden müsaademizi isteyelim. Çünkü Void ve Death gerçekten birbirine çok yakın konular. Ki kozmik haritada da birbirine çok yakınlar pozisyonel olarak da. Hep diyoruz ya Blizzard bir şey yaptıysa boşa yapmıyordur. Bir anlamı vardır diye. Onları çizerken oraya yan yana koymalarında bir sebebi vardır. Diyelim ama biz Death'in konusunu... Yani önümüzdeki hafta konuşacağımız konuyu fazladan tüketmeyelim. Haftaya daha heyecanlı ve daha dinamik bir yayın yapalım bu anlamda. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım sizi sıkmamışızdır. Çünkü Cabbar uyuyakaldı. Bütün yayın boyunca dinli dinlermiş gibi arkada ağzı açık bir şekilde uyudu. Umarım... İşte masal konuşuyoruz demek. Evet. Sinek emeksiz bir şey var mı? Konseyi tırnak içinde kedi masalı olarak. Diyelim ve dostlar bir sonraki hafta Lore Konseyi'nde ölüm temasını konuşacağız. O ana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Geceler. Geceler. Sizleri seviyor ha dostlar.